Az Tuzlu Murat Bey Burgun'un sunduğu Yeni Gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Yeni gün programında ben Ümit Atabay tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni bir güne başlıyoruz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Tekrar hayırlı günler diyerek ve hayırlı kandiller diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Tüm İslam aleminin Berat Kandili hayırlı olsun, mübarek olsun sevgili izleyicilerimiz. Hayırlı kandiller diyerek haftaya da başlamış olduk. Evet, günü dakikanın ilk dakikalarında, programımızın ilk dakikalarında sevgili izleyicilerimiz adreslerimizi hatırlatıyoruz, sosyal medya adreslerimizi hatırlatıyoruz. Ekranımızın sol alt köşesinde sosyal medya adresimiz var. Sosyal medya adresimizden programımızı paylaşabilirsiniz, programımızı takip edebilirsiniz, mesajlarınızı atabilirsiniz. Mesajlarınızı da ben programın içerisine sizlere aktaracağım, sizlerle birlikte bunları paylaşacağım değerli izleyicilerimiz. Ve şu anda ben de aynı şekilde kişisel hesaplarımızdan, sosyal medya adreslerimizden bunları paylaşıyorum. Evet, günün ilk dakikaları ve orada havalar nasıl diye merak eden izleyicilerimiz için işte orada havaların nasıl olduğunu burada görebiliyoruz. Dün önceki gün, yani son 4-5 gündür oldukça güzel ve güneşli bir hava vardı. Ama bugün kapalı bir Ordu günündeyiz. Kapalı bir havadayız sevgili izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Görüş açısına bakmış olduğumuz zaman oldukça kapalı bir günde, görüş açısının çok yüksek olmamış olduğu bir günde sizlerle birlikteyiz. İskeleyi görebiliyoruz, Boztepe'nin eteklerini görebiliyoruz ama daha ilerisini göremiyoruz. Havalar kapalı, her an yağmur yağabilir orduya ki zaten bölge olarak biliyorsunuz oldukça yağış alan bir bölgeyiz. Tüm Türkiye'deki en fazla yağış alan bölgelerin en başındayız. Evet, Erdoğan Şahin izliyorum. Hayırlı sabahlar Ümit demiş. Teşekkür ediyoruz Erdoğan abimize bizlere göndermiş olduğu mesaj için. Günün ilk mesajını Erdoğan Şahin'den aldık. Değerli izleyicilerimiz, programımız boyunca göndermiş olduğunuz mesajları da sizlere aktaracağız. Sizlerle birlikte paylaşacağız. Özellikle gurbetteki hemşerilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, işte bu görüntüleri hasret kalıyorlar. Bizler de tabii ki onlar için bu görüntüleri paylaşıyoruz. Hepimizin en büyük ortak noktası orduluk, ordu şehri, ordu bilinci, ordu kimliği üzerinden değerli izleyicilerimiz. İşte bakın, hepimiz bu topraklarda yaşayıp, bu şehirde yaşayıp, bu şehrin sevdalısıyız. İşte gurbete gitmiş olduğumuz zaman şehre karşı olan özlemimiz, sevgimiz artıyor. Ama sadece tabii ki Altın Ordu Merkezi'nin görüntülerini şu anda sizler, canlı görüntülerini sizlerle birlikte paylaşıyorum. Herkes kendi ilçesine karşı olan, köyüne karşı olan hasreti, sevdası gün geçtikçe daha da büyüyor uzak kaldığı süreler içerisinde. Evet, Resul Lazuşağı Karataş merhaba demiş sevgili izleyicilerimiz, arkadaşımız. Sosyal medyadaki ismi bu şekilde yazmış. Nihat Demirci, günaydın, hayırlı sabahlar. Biz yine sizlerleyiz. Güzel memleketimize selam olsun demiş değerli kardeşimiz. Kendilerine bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ülkemizin gündeminde şu son dönemler içerisinde, son 1,5 haftadır ne var? Seçim var sevgili izleyicimiz. Hepimizin seçimi kilitlenmiş olduğu bu dönemler içerisindeyiz. Sevgi dolu, barış dolu bir dünyada, bir ülkede yaşamamız gerektiğini defalarca niteliyoruz sevgili izleyicimiz. Birliktelik bizler için çok çok önemli, beraber olmamız bizler için çok çok önemli. Ne kadar seçim atmosferine girmiş olsak da birlik ve beraberliğimizin kesinlikle bozulmaması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Evet, bizler de tabii ki seçimi yapacağız. 24 Haziran'da seçim sonuçları ortaya çıkacak. Şunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Demokratik bir seçim. Demokratik bir seçim olacak ve bu seçim sonucunda halk en son kararı her zaman söyler sevgili izleyicimiz. O yüzden vatandaşlarımıza, bizler de en iyi analizi yapıp ona göre kendi tercihlerimizi ve seçimlerimizi yapmamız gerekiyor. Evet, tekrar orduya dönecek olursak, işte ordu manzaraları eşliğinde
değerli izleyenler, programımızın ilk dakikalarına bugün başlıyoruz. İlk dakikalar içerisinde gelen mesajlar var, mesajları da aktarıyoruz. Türkan Üdül mesaj göndermiş. İlhan Şahin bizlerle birlikte izliyormuş. İlhan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ordu Spor'una vermiş olduğu destekten dolayı Açı Dershanesi Bayan Basketbol takımı 1. lige çıktı. İlhan Şahin de bir gün programımıza konuk olarak alıp bu hikayelerini de onunla beraber paylaşacağız. Gerçekten oldukça önemli. Ordu'da biliyorsunuz daha önce de Ordu Spor Bayan Basketbol takımı vardı. 1. ligdeydi. Şimdi Açı Dershanesi Lisesi'nin sevgili izleyicimiz Bayan Basketbol takımı da, o da 1. ligde oldukça güzel, başarılı bir sonuç aldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kendilerine burada teşekkür ediyoruz sevgili izleyicimiz. Bir programda onları da burada konuk edeceğiz. Evet, Türkan Üdül günaydınlar, iyi kandiller demiş. Teşekkür ediyorum Türkan Üdül'e. Hayırlı kandiller diyerek bugünkü programımıza başladık. Türkan Üdül de aynı şekilde hayırlı kandiller diyor. Tüm İslam aleminin kandili hayırlı olsun, mübarek olsun değerli izleyicilerimiz. Evet, Memleket Ordu 52 günaydın Ümit Bey, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Memleket Ordu 52 sosyal medya grubuna, onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Programımıza ve bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı her zaman sayfalarını bizlere açıyorlar. Onlar da Orduluk Bilinci üzerinde sosyal medya sitelerini sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Fatih Avcı da bizleri izliyor sevgili izleyicilerimiz. Ben burada mesaj atan arkadaşlarımız olsun, bizleri şu anda izleyen olan arkadaşlarımız olsun, onlara ben selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İşte bir taraftan da Ordu şehrimizin bu güzel fotoğrafı, güzel karesi eşliği altında. Evet, televizyon binamızın bulmuş olduğu bir pencereden görmüş olduğumuz Ordu manzarası. İşte bu Ordu manzarasını sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Hani yıllarca söylemiş olduğumuz bir söz vardı ya, TV'deki Ordu'nun dünyaya açılan penceresi. İşte bu pencereden dünyaya açılıyoruz, sizlerle buluşuyoruz değerli izleyicilerimiz. Adil Aksoy, iyi yayınlar. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim diyor Adil Aksoy sevgili izleyicilerimiz. Nihat Demirci, İstanbul'dan saygılar, sevgiler efendim. Hayırlı sabahlar tekrar demiş. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet sevgili izleyicilerimiz, izliyorsunuz biliyorum, memleketimizin bu güzel manzaralarını görüyoruz. Ordu ile ilgili haberler, paylaşımlarda da sizlerle birlikte bulunuyoruz. Eğer sizler de adresimizi paylaşırsanız çok daha fazla kişiye de ulaşmış oluruz. Bu anlamda da benim sizlerden ricamdır. Sadece izlemenizi yetmiyor mu? Tabii ki yetiyor. Çok çok fazlasıyla özellikle göndermiş olduğunuz mesajlar, programa sizlerin de katılımcı olması benim için çok çok önemli. Çok çok anlamlı sevgili izleyicimiz. İşte buradan birçok arkadaşlarımızın isimlerini ezberledik. Onlarla beraber neredeyse tanışıyor gibiyiz. Evet, Yusuf Güçlü günaydın, hayırlı yayınlar, iyi kandiller demiş. Teşekkür ediyoruz Yusuf Güçlü'ye göndermiş olduğu mesajlardan dolayı. Evet, bakıyorum bu arada sevgili izleyicilerimiz, atlamış olduğumuz mesajlar var mı? Okumuş olduğum mesajları da elimden geldiği kadar işaretliyorum ki atlamış olduğumuz arkadaşlarımız olmasın, gönül koyulmasın diye. Evet, bir yudum suyumuzu da aldık. Şimdi gündeme geçeceğiz. Memlekette neler oluyor, neler bitiyor, bunlara bakacağız. Bunları elimizden geldiği kadar yazılı basın aracılığıyla sevgili izleyicilerimiz değerlendireceğiz. Son gün artık neler oluyor, neler yansıyor bakacağız. İlk olarak başlayacak olduğumuz gazete Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhur İttifakı açık ara önde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Anketler Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor dedi ve 15'ler vakasına sert tepki göstermiş sevgili izleyenler. CHP siyaseti kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ey 15 milletvekili, siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bay Kemal'e bizim irademizi satın alamazsınız demeliydiniz. Bu olay siyasi tarihimizi yeniden bir utanç vakasıdır diyor sevgili izleyenler.
Sabah gazetesinin ilk sayfa haberi sevgili izleyicilerimiz. Evet, 24 Haziran atılım noktası diyor. 92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canıyla koruyan kahramanlar olduğu gibi tankları görünce sıvışan korkaklara da rastladık şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sevgili izleyenler Sabah gazetesinin ilk sayfalarına yer alıyor ve sahibinden kiralık vekil başlıklı haber yine Sabah gazetesinde. Kılıçdaroğlu'nun 15 CHP'liye geri dönüş çağrısına büyük tepki, Türkiye kiralık vekil ayıbında yaşattılar diyor sevgili izleyenler. Evet, Hülya skandalında ikinci perde CHP lideri Kılıçdaroğlu milletin iradesini içe sayarak İyi Parti'ye gönderdiği 15 vekil için görevlerini yapıp dönecekler, listelerimizden yer alabilecekler dedi. Bu sözlerde AK Parti'den büyük tepki göstermişler. Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Mehmet Muş ve Bülent Turan bu konuda tepkilerini göstermişler. Mesela Bekir Bozdağ, o vekiller Kılıçdaroğlu'na niye şerefimizle oynadın diye sormalı diyor sevgili izleyenler. Mustafa İltaş da fırıldak kubiler görmüştük ama ilk kez kiralık vekiller gördük diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, Sabah gazetesinin ilk sayfa haberlerini aktardık. Sabah gazetesinin haberleri bu şekildeydi. Sabah gazetesinden sonra sevgili izleyenler Hürriyet gazetesiyle programımıza devam edeceğiz. Dünün önemli olaylarından bir tanesi de biliyorsunuz Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbi Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Liderlik yolunda son haftalara girilirken oldukça önemli bir galibiyet elde etti Galatasaray sevgili izleyenler. Beraberlik her iki takımın da aslında pek fazla işine yaramıyordu. Galip gelmeleri gerekiyordu. Ve bu anlamda galip gelen takım avantaj sağlayacaktı. Ve Galatasaray zirveyi yakaladı sevgili izleyicimiz. Zirvedeydi zaten. Ve Hürriyet gazetesi zirvenin aslanı başlıklı haber ilk sayfada yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbide gülen takım, gülen taraf sarı kırmızı ekip oldu. Aslanı galibiyete Fernando ve Rodriguez taşıdı. Tosic'e kırmızı kart göstermiş. Tosic 65'te kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltıyla Gomis'i kaçırdı. Cimbom bitme 3 hafta kala 66 puanla liderliğini korumuş değerli izleyicilerimiz. Evet, son haftalarda gerçekten yine her şey olabilir. Kıran kırana bir mücadele olacak liderlik yarışında. Evet, bu arada Rize Spor ve Ankara Gücü de Süper Lig'e çıktı. Takımları da tebrik ediyoruz. Özellikle Ankara Spor sevgili izleyenler çok büyük hikayelerle biliyorsunuz köklü takım Ankara Gücü. İşte orada yönetimsel bazı sıkıntılar, bazı problemlerle bir alt lige düştü, bir alt lige daha düştü. Ama 2 yılda, 3 yılda tekrar Süper Lig'e geldi sevgili izleyenler. Bu anlamda tabii ki Ankara Spor taraftarı da çok ciddi anlamda destek verdi. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Evet, Hürriyet gazetesi devam ediyoruz sevgili izleyenler. Haritaya iyi bakın diyor. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin üyeliğini sorgulayan ülkelere net mesaj verdi. Haritaya bakarsanız Türkiye'nin neden bizler için kritik, kilit bir ülke olduğunu anlarsınız diyor. Evet, NATO için çok değerli bir müttefik olarak gördükleri Türkiye'nin şiddetli çalkantılar yaşanan Suriye ve Irak'a komşu ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'yi ortak savunmamız ve terörle mücadele için çok önemli işi de karşı küresel koalisyon altyapı sağlıyor. Bunun için minnettarız diye konuşuyor sevgili izleyenler. Evet, Stoltenberg Türkiye'nin terörde en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunu vurgularken tabii ki kendini koruma hakkı var ama bu orantılı yapılmalı dedi. 15 Temmuz içinde hepimiz bu darbe girişimine ne kadar vahşi bir saldırı olduğunu farkındayız. Buna rağmen Türk ordusu çok güçlü mesajını verdi. Orantılı derken orantı nedir yani? Nasıl? Terör örgütleri istemiş olduğu gibi bombalamalar yapıyor yıllarca. Bu ülkede bu vatan evlatlarına karşı bütün haince planlamaları, örgütlemeleri, bombalamaları yapmış. Ölçülü bir şekilde den bahsederken kasıt nedir? Türk ordusu sınır ötesinde operasyon yaparken bile birçok engellerle karşılaştık. Buna rağmen sınır ötesinde operasyonları yaptık ve bir tek sivil kaybına dahi izin vermedi
Türk ordusu Mehmetçiğimiz, sevgili izleyicimiz. Ölçü derken budur. Sivillere herhangi bir zarar vermeden, binlerce kilometre öteden hiçbir gerekçesi yokken Amerikalardan kalkıp, İngiltere'lerden kalkıp, Fransızlardan kalkıp, Suriye'ye gelip, Irak'a gelip oradaki kaynakları kendi firmalarına aktarmak konusunda herhangi bir eleştiri getirmeyen Avrupa Birliği'nin bu çifte standardını inanın ki anlamak çok çok ama çok çok zor sevgili izleyenler. Biz ülke güvenliği için, o bölgede kendi güvenliğimizi sağlamak için orada bir koridor açmaya çalışırken söylemiş olduğu sözlerde burada ortada. Söylemiş olduğu çok doğru bir laf var. Diyor ki Türkiye'yi haritada bakarsanız ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu buradan anlarsınız. Çok doğru. Türkiye çok kritik bir koruma sahip ülke sevgili izleyenler. Bu yüzden bırakın sadece Avrupa'yı, bütün dünya için bu anlamda çok çok kilit bir nokta. Çok çok önemli. O yüzden bizim güçlü olmamız gerekir derken Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde bizim ellerinden geldiği kadar güçlü olmamızı engellemeye çalışıyorlar. Çünkü bu kadar kritik öneme sahip olan bir ülke ekonomik olarak diğer faktörleri de göz önünde alarak bağımsız olmaması lazım. Her anlamda bizi baskılıp kontrol edebilmeleri lazım. Nasıl bir Avrupa, nasıl bir Türkiye ise, çok güçlü bir Türkiye mi ise, yoksa maşa gibi oynamış olduğu bir Türkiye mi tercih eder? Tabii ki istemiş olduğu gibi yönlendirebilecek, kendisini itiraz etmeyecek, biat etmiş olan bir ülke ister. Bunun için de elinden gelenleri yaparlar sevgili izleyenler. Bizler tam aksine çok çok güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, sanayi olarak, tarım olarak kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesi olmamız gerekiyor. Kendi kendimize karar verebilmemiz için sevgili izleyicim. Yoksa sınır ötesi operasyon yaparken bile bunlardan izin almamız gerekiyor. Kendi güvenliğimiz için bile onlardan izin almamız gerekiyor. Kendi üretmiş olduğumuz silahlarla kendi kendimize karar verebilecek bir pozisyonda olmamız gerekiyor değerli izleyicimiz. Binlerce kilometre öteden kalkmışlar, buraya gelmişler. Kendi bu topraklar üzerine, Orta Doğu topraklarının üzerine kendi planlarını yüzyıllarca devam ettirmiş oldukları o bu büyük Orta Doğu projesi adı altında o bölgede kaos yaratıp ülkelerin kaynaklarını kendi firmalarına aktarıyorlar. Binlerce, yüz binlerce insan hayatından oluyor. Yüz binlerce, milyonlarca insan evsiz kalıyor. Onların söylemiş olduklarına bakın. Bunların hiçbirisi bunlar tarafından sorgulanmıyor. Bu kadar ikiyüzlü maalesef ki Avrupa sevgili izleyicimiz. Şu konuda tabii ki Avrupa Birliği'ni örnek alıyoruz. Nedir? Kendi insanlarına, kendi ülkeleri içerisinde uygulamış oldukları demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler, sosyal yapı, ekonomi. Bunları kendimize örnek olarak alıyoruz. Ama bu kadar demokrasiden, hak ve özgürlükten bahseden ülke, kendi ülke sınırlarından çıkmış oldukları zaman hiçbir insanın yaşamasına hak bile tanımıyorlar neredeyse. Göstermelik sadece. Barıştan, sevgiden, dostluktan bahsediyorlar ama sadece kendi ülke sınırları içerisinde sevgili izleyicilerimiz. Evet, biz ise görmüş olduğunuz gibi milyonlarca insana kapımızı açtık. Kapımızı açtık. Bütün Avrupa Birliği'nin Suriye'den, Irak'tan, oradan çıkan mültecileri almış olduğu mülteci toplamı Türkiye'nin belki de onda biri kadar yok sevgili izleyenler. Milyonlarca mülteci biz ne kadar geliyorlarsa hepsine kapılarımızı açtık. Avrupa Birliği ise işte diyor ki Fransa diyor ki işte 1000 tane ben alabilirim diyor. İsviçre diyor ki 100 tane ben alabilirim diyor. Almanya diyor ki 1200 tane ben alabilirim diyor. Böyle böyle sayılı. Türkiye ise milyonlarca evsiz kalmış, savaştan kaçmış olan insana kapılarını açtı. İşte sevgili izleyicimiz ama Avrupa Birliği'ne bakış bu şekilde. Terör örgütlerine en fazla zarar görmüş olan ülke olarak bizi adlandırıyorlar. Ama kendi ülkelerinde işte hain FETÖ örgütünün örgüt elemanları kendi ellerine verin diyoruz, vermiyorlar. Terör örgütü olarak saymış olduğumuz YPG neyse işte onları terör örgütü olarak bile değerlendirmiyorlar. Ve ama bu şekilde yapmış oldukları açıklamaları görüyorsunuz sevgili izleyicimiz.
Evet, Fatih'in Külhanı başlıklı bir haber yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alıyor. Siyasetten biraz uzaklaşan farklı bir haber sevgili izleyenler. Topkapı Sarayı'nda devam eden restorasyonda kazdıkça ortaya çıkan tarih eserler ve bölümleri ilk kez Hürriyet Gazetesi görüntülüyormuş. Sarayın seferli koğuşunda devam eden restorasyonda yine ilk kez gazetenin duyurduğu Fatih Sultan Mehmet'in hünkâr hamamı bulunmuştu. Şimdi de ayrı bir yerde tarihi bir çeşme ve ile ilk önce gizli bir geçit zannedilen Fatih'in külhanı yanı sıra su ısıtma bölümleri de ortaya çıkmış sevgili izleyicimiz. İstanbul'un çevresinin çepeçevre altında yüzyıllarca binlerce çok değerli büyük medeniyetlerin yaşamış olduğu imparatorluklara başkentlik yapmış olan bir ülkeden, şehirden bahsediyoruz. İstanbul sevgili izleyicimiz. Taşı toprağı her yeri, hani altın derler de, taşı toprağı her yeri tarih, bu anlamda çok çok değerli bir hazine, bütün İstanbul'u olarak değerlendiriyorum. Evet, devam ediyoruz. Bedelli şehide saygısızlık olur diyor. Günün adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a giderken gündeminde tartışılan konuları değerlendirmiş sevgili izleyicimiz. İlk önce Gül'ün, Abdullah Gül'ün, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Kendileri değerlendirmelerini yaptı. Seçim meydanı herkese açıktır. Dünün en fazla tartışılan konularından bir tanesidir. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı, adaylık süreci ve bunun sonrasındaki gelişmeler. Bunun üzerine yürüyen bir şey, siyaset ve bunun üzerine yürüyen sohbetlerdi sevgili izleyicimiz. Evet, bedelli askerlik konusunda Afrin'in Fırat Kalkanı'nın olduğu bir dönemde gündeme almak şehitlere, gazilere saygısızlık olur. Çok çok doğru. Sınır ötesinde askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz varken böylesine kritik bir dönemde bedelli askerlik konusunu gündeme getirmek bilmiyorum ne derece doğrudur. Bir tarafta, öbür tarafta ülke güvenliği için mermilere karşı göğsünü siper eden canlarımız, askerlerimiz var. Bir tarafta ise askere gitmemek için para bedeliyle askerliğimi yapmayayım şeklindeki bir teklif sevgili izleyenler. Bedelli askerlik. İşte burada bir ironi, burada bir çelişki var. Ve özellikle seçim öncesinde de gündeme gelmesi de. Evet, bedelli askerlik konusunda askerlere, şehitlere, gazilere saygısızlık olur açıklaması geliyor sevgili izleyicilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Evet, devam ediyoruz yine. Evet, tabii ki yani böyle bir konu gündeme gelmesi de yine iktidar kanadı tarafından gündeme geliyor sevgili izleyicimiz. Yani bilemiyorum, yani gündeme gelmesi bile Cumhurbaşkanı söylemiş olduğu gibi saygısızlık olabilir. Bu şekilde nitelendirilebilir. Kim söyledi, neden böyle bir konu gündeme atıldı bilemiyorum. Yine acaba yani kendi şeyleri arasında böyle bir, yani hep merak etmişimdir. Bir konuyla ilgili tartışılacak, yani bir tarafta başbakan, bakanlar, cumhurbaşkanı, hepsi yine aynı iktidarın içerisinde olan. Acaba yani bakanın su yapmayacak olduğu açıklamadan başbakanın veya da cumhurbaşkanının haberi olmuyor mu? Başbakan yapacak olduğu bir açıklamadan acaba cumhurbaşkanı bu konudan habersiz mi oluyor? Yani bir, bu anlamda bir mekanizma gibi, bir uyum içerisinde diye düşünmüşümdür hep, ama bu türlü şeylerde işte bir taraftan böyle bedelli askerlik gündeme getirip öbür taraftan da olmaz denilmesi, bunu da pek fazla yorumlayamıyorum, bilemiyorum. Evet, zembille aday inmez diyor Başbakan Yıldırım. AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ana muhalefet bekliyor ki gökten zembille Cumhurbaşkanı adayı insin. Kardeşim çok kardeşim çık, ben adayım de diyor. Vallahi Kılıçdaroğlu'nun aday olup CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmamasını bilmiyorum. Olmaması için kendi söylemleri var, ama en azından böylesine kritik bir seçimde, aynı olay geçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yapıldı. Ekmelettin İhsanoğlu seçim aday gösterilmiş olduğu dönemde de yapıldı. Adayın belirlenmiş olması lazım diye düşünüyorum. Yani kafalarda, yani seçim belli olduktan sonra aday arayıp bulma şeyleri, ben bir seçmen olarak bilmiyorum. Yani
kafaları karıştırıp bir an önce bunu sona verilmesi lazım. Adayın ortaya çıkıp adaylar belirlenip buna göre bunun üzerinden yönlendirilmesi lazım. Bu anlamda kendilerinin çok çok daha fazla zarar gördüğü düşüncesindeyim. Tarihler veriliyor, saatler veriliyor, şu zaman olacak, böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı. Bu tartışmalar inanın ki muhalefeti çok çok daha fazla yıpratıyor diye bence öz eleştirilerini kendileri üzerlerinde yapmaları gerekiyor. Neden aday olmuyorum işte biraz önce sormuş olduğumuz sorunun cevabı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın gel aday ol çağrısına şu karşılığı verdi. Seçilirsem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarafsız kalacağına ilişkin namusum ve şerefim üzerine yemin etmem gerekecekti. Ben namusum ve şerefime düşkün bir insanım açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum konusunda yapmış olduğu açıklama sevgili izleyicimiz ki ama şu anda ki Cumhurbaşkanlığının olmuş olduğu statü eski Cumhurbaşkanlığının olmuş olduğu statüden çok çok daha farklı bir başkanlık statüsü şeklinde değerlendiriliyor. Öyle bir algı oluşturuluyor sevgili izleyicimiz. Evet. Devam edelim. Hürriyet gazetesinin ilk sayfa haberlerini aktardıktan sonra Habertürk gazetesiyle programımızda kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Habertürk gazetesinin ilk sayfa ana manşetlerinden bir tanesi zirvenin Fatih Galatasaray'dan bahsediyor. Galatasaray diyor. Galatasaray şampiyonluğun düğün maçında Beşiktaş 2-0 yenerek büyük avantajı yakaladı. Goller Fernando ve Rodriguez'den geldi. Siyah beyazlarda Sosic kırmızı kart gördü. Bu sonuçta Aslan Başakşehir'in bir puan önünde geçerek zirveye yerleşti. Evet, benim hangi takım karşı sempati duyduğumu düşünen arkadaşlar varsa ben gerçekten bu konuda sevgili izleyicimiz Orduspor. Yani tek söyleyebilecek olduğum budur. Orduspor hangi durumda, nerede olursa olsun gönlüm onlarla beraber sevgili izleyicilerimiz. Ama tabii ki Süper Lig aşamasına bakmış olduğum zaman da böyle bir sempatisini duymuş olduğum bir takım değerlendirmesi yapmıyorum. Ama iyi oynayan takımlarımızı da zevk ve keyifle takip ediyorum. O anlamda elimden geldiği kadar objektif bir şekilde olaylara da bakmayı çalışıyorum. Devam edelim sevgili izleyicilerimiz. İyi olan kazansın. Bu yarış sonunda 3 hafta kaldı. Bu yarış sonunda 3-4 hafta kaldı. Yarışta iyi olan kazansın değerli izleyicilerimiz. Evet, devam ediyoruz yine. Şehitlere saygısızlık başlıklı yine haber biraz önceki bedelli konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamalar sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemimizde bedelli askerlik yok. Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı döneminde şehitlerimize, gazilerimize de saygısızlık olur diyor. Başkanlık sistemine geçiş hallolduktan sonra tekrar masaya yatırılabilir diyor. Evet, meydan herkese açık diyor. Gül'ün açıklamasına riayeten konuyla ilgili değerlendirmeler yapmayacağım. Zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Temenni ederiz. Her parti adayını belirler. Ona göre bizler de adımlarımızı atarız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili izleyenler. Bu anlamda açık ara öndeyiz açıklamaları Cumhurbaşkanı'ndan geliyor sevgili izleyicimiz. Tabii ki birçok bu konuda araştırma yapan şirketler var. Şirketlerden gelen raporlar. Ama Sözcü Gazetesi'nde de göreceğiz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemiş olduğunun aksine parlamento seçimlerinde ise farklı bir tablo oluştuğunu iddia ediyor muhalefet cephesi sevgili izleyicimiz. Evet, 2017'de de tarih fışkırdı diyor. Kültür Bakanlığı verilerine göre 2017'de gerçekleştirilen toplam 575 arkeolojik çalışmada 5000'in üzerine tarihi eser bulundu. İstanbul Beşiktaş'ta 3500 yıllık mezarlar, Çorum'da 2000 yıllık Hermes heykeli, Çanakkale'de 2000 yıllık biberon bazı bunlardan bazıları sevgili izleyenler. Memleketimizin her yeri bir medeniyet görmüş. Medeniyetin kalıntıları sevgili izleyenler. İşte böylesine değerli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Her anlamda tarihten bugüne kadar bu topraklar hep medeniyetlere
ev sahipliği yapmış çok değerli topraklar şu anda da aynı önemi ve değeri görmekte. Evet sevgili izleyenler, ne kadar önemli topraklar üzerine yaşadığımızın da farkında olmamız gerekiyor. Evet, lise için ikamet peşine, çocuğuna iyi eğitim isteyen aileler kiralık adres arıyorlar. Gerçekten eğitim sisteminde artık bu kargaşalardan bir tanesi. 1 milyon öğrencinin 2 Haziran'daki LGS sonrası adreslere göre liselere yerleştirilecek olması illerde göç furyası başlattı. Aileler ikametgah nakli için iyi okulların olduğu bölgelerdeki muhtarlıkları gezip para teklif ederek kiralık adres arıyorlarmış. Bakın ne durumlara düştü aile veliler. Ankara Birlik Mahallesi'ndeki muhtar iyi okul olan muhtarları sıkıntıda. Aileler bizde adres bulun ev sahibi para teklif ederiz diyor. Halbuki ikametgahı artık nüfus veriyor. İstanbul Gümüşsuyu Mahallesi muhtarı günde en az 3 kişinin kendisini aradığını belirtmiş sevgili izleyicimiz. Suriye'nin en zengin petrol yataklarından olduğu derin zor rejim güçleri terör örgütü PYD'den 4 köyü aldı. Amerika PYD'ye hava desteği verince tekrar kaybetmiş sevgili izleyenler. Amerika petrol için tekrar devredeymiş. Evet, Çukurca'da foto safari terörden temizlenen Hakkari'nin Çukurca ilçesinde foto safari etkinliği düzenlendi. 200 fotoğraf sanatçısı ilçedeki çeltik tarlalarının tarihi kale evlerinin görüntülerini almışlar. Ne kadar güzel. Terörden o bölgeler temizlendiği zaman doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de artık rahatlıkla insanların korkusuzca seyahat edebilecek olduğu, gelişmeden herkesin eşit pay alabilmiş olduğu ve yatırımların eşit bir şekilde dağıtılmış olduğu bölgeler sevgili izleyenler. Doğunun o zenginliklerini hepimiz biliyoruz ama terör örgütleri maalesef ki orada bir korku imparatorluğu yaratmaya, orada bir korku yaratmaya çalışıyorlardı. Böyle algıları vardı. Umarım ki bundan sonra o kayıplar çok çok daha fazla bir şekilde telafi edilecektir. Bakın işte Çukurca, Hakkari, Çukurca deyince aklımıza hep terör örgütlerinin yapmış oldukları aklımıza geliyordu. Ne güzel fotoğraf sanatçıları oradaki çeltik tarlalarını çekip burada bir foto safari düzenlemişler. Böyle haberlerin gelmesi de oldukça önemli ve değerli sevgili izleyicimiz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı için 5 temel sorunu çözecek iradeye ihtiyaç var diyor. Kesici ve büyük erşen buna sahip diyor. Milletvekili seçiminde muhalefet birliğinden hoşnut ittifaka girince 80 milletvekili fazla çıkarılıyor diyor. İttifakla 80 milletvekilinin daha fazla çıkarılacağını söylüyor sevgili izleyicilerimiz. Evet tabii bunların hepsini göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? 24 Haziran'da göreceğiz. En son sözü halk söyleyecek, vatandaşlarımız söyleyecek ve onların söylemiş olduğu söz en son sözdür ve en doğrusudur. Evet, Posta Gazetesi'yle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yine ilk sayfa, ilk haberi sevgili izleyenler, Galatasaray'ın 2-0'lık Beşiktaş galibiyetini Posta Gazetesi manşetlere taşımış. Diğerinde Aşk Sen Ne Güzelsin başlıklı bir ana haberi, ana manşet haberi var sevgili izleyenler. Evet, bu haberin detaylarına inmiş olduğumuz zaman da Nevat Köse hastalandı. 15 yıl önce boşandı. Turan Köse gelip eski eşine bakmaya başladı. Çift önceki gün hastanede tekrar evlendi. İnan bunu anlatırken benim de tüylerim diken diken oldu. Turan Bey ömrüm olsun, ömrü olsun derken Nebahat Hanım gülüşü bana can oluyor demiş. İşte sevgi demiş olduğumuz böyle bir şey sevgili izleyicilerimiz. Bakın 24 yıl evli kalan iki çocuk sahibi Turan ve Nebahat Köse, biri 60, biri 64 yaşında. 15 yıl önce ailevi nedenlerle boşandı ancak birbirlerinden hiç kopamadılar. Turan Köse akciğer rahatsızlığı geçirdiğini, Nebahat Köse hastanede eski eşinin yanında bir ay kaldı. 4 yıl önce Nebahat Köse'ye meme kanseri teşhisi kondu. Turan Köse de eski eşini bir an bile yalnız bırakmamış. Sevgi en büyük ilaçtır diyor. Antalya'da hastane tedavisi süren Nebahat Köse ise Turan Köse'ye yeniden evlenmeye karar verdiler. Hastane personelinin de katıldığı nikahta Turan Bey, Allah ömrümden alıp ona versin,
Dünya bir tarafa, eşim bir tarafa dedi. Nebahat Hanım ise şunları söylemiş. Kocam dünyanın en merhametli insanı. Bu adam sevilmezdi. Güzel günler bizleri bekliyor diye bir fotoğrafı sevgili izleyicilerimiz. İşte Antalyalı çift ellerimiz sonsuza kadar ayrılmayacak başlıklı bir başlık sevgili izleyicilerimiz. Tabii ki gazetelerin hep ana başlıklarında işte gerilimlerden, savaştan efendime söyleyeyim siyasetçilerden, politikacıları görüyoruz sevgili izleyenler. Bunun yanında işte böylesine insanın içine dokunacak olan hikayeleri görmek de bizleri de oldukça etkili. Bunlar sadece dizilerde değil, hayatın tam içinde olan hikayeler değerli izleyicilerimiz. Evet, yine hemen altına siyasi haberlere de geliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli konusunda yapmış olduğu açıklama yine Posta Gazetesi'nde gündemde. Başbakan Yıldırım Cuma günü bedelli askerliğe müsbet bakıyoruz açıklaması yapmıştı. Ertesi gün AK Parti sözcüsü Mahir Ünal o başbakanın kendi görüşü demişti. Bakın biraz önce anlatmaya çalıştığım olay buydu. Bakın Erdoğan dün Özbekistan'a gitmeden Yıldırım'ın da katıldığı basın toplantısında şunları söyledi. Afrin Fırat Kalkanı harekatı olduğu dönemde bedelliği gündeme almak şehitlere saygısızlık olur demiş. Evet, Başbakan Yıldırım açıklama yapıyor. Bedelli ile ilgili müsbet bakıyoruz diyor. Ertesi gün AK Parti sözcüsü Mahir Ünal sanki yalanlarcasına o başbakanın kendi görüşü diyor. Yani başbakanın görüşünü bakan kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sevgili izleyicimiz işte diyor ki o bedelli gündeme almak şehitlere saygısızlıktır diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu tabii ki bu anlamda haklı, gerekçeli var, doğru bir yönden bakılıyor sevgili izleyiciler. Ama burada işte yani dedim ya mekanizmanın bir mekanizma düşünelim. Farklı ayakları işte başbakan, bakan, cumhurbaşkanı hepsi aynı parti içerisinde, aynı ideoloji içerisinde ve ben ciddi anlamda birbirlerine söylemiş olduktan uyum oldu düşüncesi içerisinde. Ama bakın başbakanın söylemiş olduğuna bakan farklı yorumluyor ve en sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu daha da uzamadan, dağılmadan noktaya koyuyor sevgili izleyicimiz. Bu anlamda hani yapmış oldukları açıklamalarla konuları birbirlerinin diyalogları özellikle bu kritik seçim döneminde sevgili izleyicilerimiz tam bir uyum içerisinde olması gerektiği konusunda düşünüyorum. Bunu görememiş olduğum için acaba böyle bir farklı düşünce yapısı mı var diye. Evet, Özden Örnek ölmüş sevgili izleyenler. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Orhan Özden Örnek tedavi gördü. Hastanede öldü. Özden Örnek kendisine ait olduğu iddia edilen darbe günlükleri nedeniyle balyoz davasının 2010'da tutuklanmış. 20 yıl hapsi istenmişti. 41 ay hapis yatan Özden Örnek suçlamaların FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkınca beraat etmişti. Özden Örnek bugün İstanbul Levent'teki Afet Yola Camisi'ne kılınacak ikindi namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecekmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet. Devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu her yetkiye sahipler niye seçim istiyorlar diyor sevgili izleyicilerimiz. Bu arada Özden Örnek'in şöyle küçük bir not da var. Özden Örnek TSK'da üstün hizmet ve şeref madalyaları almış bir komutandı diyor. Hayatını kaybetmiş, bir kez daha hatırlatıyoruz. Allah rahmet eylesin kendisine. Kılıçdaroğlu her yetkiye sahipler niye seçim istiyorlar açıklaması. CHP lideri Kılıçdaroğlu Muğla'daki Anadolu medya buluşması çalıştayında şunları söyledi. Bu bir iktidar düşünün. Parlamento çoğunluğu var. Yargıya, bürokrasi her şey egemen. Verdiği bir talimat dakikalar içinde yerine getiriliyor. Kanun hükmünde kararname yetkisi de var. Her türlü yasal düzenlemeyi yapabiliyor. Bu iktidar neden seçim istiyor? Çünkü yönetemiyorlar açıklaması sevgili izleyicilerimiz. Evet, İyi Parti lideri Meral Akşener sandıkları koruyun diyor. İyi Parti lideri Akşener Niğde'de şöyle konuştu. Bütün abudik, gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Özellikle gençler ve kadınlar sandıkları koruyun. YSK'nın önüne sandalye koyacağım. Sonuçlar çıkıncaya kadar oturacağım. Jiletle bile kazıyamayacaklar beni diyor değerli izleyicilerimiz. Evet, Posta Gazetesi'nin ilk sayfa haberlerini bu şekilde aktarmış olduk.
Sözcü Gazetesi ile devam edeceğiz. Evet, Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfa haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu uçakta Sözcü Gazetesi'ne konuşmuş. İttifakla 80 milletvekili fazla çıkartıyoruz diyor. İttifak konusuna sıcak bir yaklaşım olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ittifakla birlikte seçime girince 80 milletvekili daha fazla çıkartılıyor diyor. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürmüş. Her siyasi parti kendi listesini demokrasi birlikteliğini sağlıklı yürütmek için hareket edecektir. Demokrasiye katkı vermek için iyi niyetli çalışıyorlar. Bu tüm partilerin faydasına olacak. 30 bin kritik sandık var. Bunların denetimine önem vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayının belirleme sürecinde sonuna geldik. Erdoğan Gül'den korktuğu için sözcüsü ve Hulusi Akar'ı ona gönderdi. Demokrasiye gölge düşürdüğü açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne yapmış olduğu açıklamalar sevgili izleyicilerimiz. Ve Marmaris'te gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, İyi Parti'ye giden 15 vekilin geri döneceğini de sözlerine eklemiş. İyi Parti hizmet binasının açılışı için Niğde'ye giderken Akşener seçim güvenliğine vurgu yapmış. Akşener şöyle sürdürmüş sözlerini. Bütün abidik gubidik hileler sandıkta yapılır. Dolayısıyla kadınlarımız ve gençlerimize sesleniyorum. Gönüllü olmanızı, sandıkları korumanızı istiyorum. Sandık devletin namusudur. Kimse eli uzatmasın. Uyarıyorum. Kalamtor abilerle tek başına sizin ve kadınlarımız için mücadele eden bu gariban kadına destek sözü veriyor musunuz? Şeklinde sözlerini sürdürmüş sevgili izleyicimiz. Evet. Karamollaoğlu AK Parti iktidarına böyle yüklenmiş. Ne söyledilerse hepsini yalanladılar. Saadet Partisi lideri Cenab-ı Hak kimseyi bu hükümetin düşürdüğü hale düşürmesin dileğinde bulunmuş. Sebebini de şu şekilde açıklıyor. Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin demokrasi, hürriyet, hak, hukuk vaadiyle iktidara geldiğini hatırlatarak bugün o tarihleri aratıyorlar dedi. Baskın seçimi de bir saatlik işi 5 dakikaya sığdırmak için üçkağıtçılıktır diye eleştirmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, Sözcü Gazetesi'nin de ilk sayfa haberleri sevgili izleyenler. Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik gündemde değil açıklamasına da yer veriyor gazete manşette ilk sayfa haberleri içerisinde. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra ordu gündemiyle, yerel gündemle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu yeni gün devam edecek. Türkiye yeniden seçime gidiyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılmasına karar verdi. Nefesler tutuldu. 24 Haziran'a kilitlendik. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacaktır. Türkiye'nin kararı ne olacak? En tarafsız, en güvenilir bilgileri ve çarpıcı yorumlarıyla seçimin nabzı TV52'de atacak. Seçim sonuçlarını en tarafsız, en reel ve en hızlı bir şekilde bu ekranlardan aktaracağız. Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Ve bunları göndereceğiz. İyi Parti seçime girecek. Sandığa giden süreçte Türkiye'nin ve ordunun seçim ekranı TV52 olacak. Seçim 2018. Bu vatan için akıtılan her damla terde, emek emek harcanan zamanda, dökülen her göz nurunda, kurtarılan her canda, vatan için edilen dualarla, bize emanet bağışlanan her kuruşun kıymetini bildik. Bilime, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yaptık. Milletimizden aldığımız güçle ilk günden savunma sanayinde millileşme için durmadık. El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Bir
bir ev inşa etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde Evler, Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452 beldeevler.com.tr. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evleri Rafine Yaşam Merkezi. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu olarak sektörde teknoloji, güven ve gelişime önem veriyoruz. Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli kapalı otoparkı, çocuk oyun parkı ile İstanbul Ümraniye'de Rafine Yaşam Merkezi inşa ediyoruz. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul Evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Telefon 0216 505 50 52, GSM 0532 244 4971. İstiklal Mahallesi, Turkuaz Sokak, numara 3, Ümraniye, İstanbul. Bir hayalle başladı bizim öykümüz. Güvenden ve kaliteden taviz vermemek en büyük hedefimiz oldu. 1500 metrekarelik imalathanemizde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz ve başarımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Teknoloji ve deneyimi birleştirmek en önemli ilkemizdir. Çünkü bizim kaliteye attığımız imzadır. Hurdacı, hurdalar alırım, eskiler alırım, hurdacı. Evet, bu görüntüyü şimdi unutun. Çünkü gelişen teknolojiyle biz de kendimizi yeniledik ve teknolojiye ayak uydurduk. Artık sosyal medya hesaplarımız ve bir telefon kadar uzağınızdayız. Her türlü hurdayı Ordu Geri Dönüşüm olarak adresinizden en hızlı ve sorunsuz şekilde alımını yapıyoruz. Ayrıca doğal gaz dönüşümüne girmiş olan binaların eski kalorifer kazanlarını ve fabrika, depo, hangar gibi yerlerinizin sökümünü uzman ekibimizle ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Çöp sanıp atmayın, aile bütçenize katkı sağlayın. Ordu Hurda Geri Dönüşüm. Akın Orhan, adres ve iletişim 0544 947 9804 0542 573 0001. Merkez Atasanayi Sitesi 4. Blok. Şube Kayabaşı 4 Yol Ordu. Fatsa Bandır Restoran'da nefis serpme bandır kahvaltı, pideli köfte, menemen, ızgaralar, Karadeniz'in meşhur tereyağında kemik ilik suyuyla hazırlanmış bandır çorbalar, eşi benzeri olmayan paça çorbası, et haşlaması, bandıra bandıra yiyeceğiniz lezzetler Fatsa Bandır'da. Bandır telefon 423 75 75. Adres Asfalt Caddesi 115 Bolaman Fatsa girişi. Beyaz, kimi için sevginin, kimi için mutluluğun, kimi için umudun simgesi. Peki, ya sizin için hangisi? Biz, beyaz denilince, geleceğinizin mutlu yarınları için atılmış bir temel görüyoruz ve yaşama bir beyaz şehir sayfası açıyoruz. Ordu'da beyaz denilince akla ilk gelen şey beyaz şehir konutları. Resmettiğimiz mutluluğu bizimle paylaşmak isteyenleri şehrimize bekliyoruz. Gelin bu yeni beyaz sayfada sizin de bir renginiz olsun. Alanlar inşaat, alan kazanır.
Abartmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya, daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544 640 52 17 Fatsa. Canik Dağları'nın zirvesinde yemek mi yemek istediniz? Güleç Izgara sizleri bekliyor. Dünyanın bir numarası Aybastı Perşembe Yaylası Menderesleri'ni seyrederken aynı zevkle Güleç Izgara'dan istediğiniz türden et yiyin. 4 muhteşem ortaklı Güleç Izgara Aybastı Perşembe Yaylası'nda yaylanın kekikleriyle beslenen koyun, kuzu, dana etleriyle lezzetin her çeşitleri Güleç Izgara'da. Temiz hava, temiz suyla, tadı damağınızda kalacak çeşitleriyle muhteşem doğal et. Ballı fındıklı fırın sütlacı, tadı damağınızda kalacak. Gece gündüz 24 saat hizmet eden tek adres, Aybastı Perşembe Yaylası Güleç Izgara. Anında hizmet, yeter ki siz adresi bulun. Güleç Izgara. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-3111. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyorum. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş ayılar, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten 50'yerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Yerli ve milli ürünümüz artık Korgan'da. İşini bilen, aracını düşünen Türk Petrol'den alışveriş yapar. Türk Petrolleri, yol, köprü, iş ve aş demek. Türkiye Petrolleri'ne gelin, paranız ülkemizde kalsın. Gücünü kendi topraklarından alan kalite, hizmet, güven ve güç Türkiye Petrolleri'nde. Ayrıca A'dan Z'ye araç temizliği de Türk Petrol'de. Korgan'dan doğan güneş, Türk Petrol. Nartnak Petrol, Korgan. Telefon 0402-671-2105-0533-495-2905-0542-803-8 nertnak5270@gmail.com. İnşaat sektöründen son dakika sıcak bir haberimiz var sırada. Bezirganoğlu İnşaat ister yurt dışı ister yurt içi 2 kişiyi tatile gönderiyor. Ve üstelik inşaat kalitesinden ödün vermeden, fiyatların üstüne koymadan,
Her daire alana iki kişilik tatil bedava. İster kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzarasıyla Selimiye konaklarında, ister denize 50 metre, şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki ırmak konaklarında, isterseniz bitmiş hale gelen yeşil vadi konutlarında. Hangisini isterseniz alın. Hem tatil hem ev sahibi olmak. Bizden haber vermesin. Bezirganoğlu İnşaat. Yanınızda. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Elden taksit, kefilsiz senetsiz 36 aya varan taksit, peşin alışverişlerde iskonto, tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Sarıgöller Arçelik Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone marka cep telefonlarında uygun fiyat ve elden taksit imkanı Sarıgöller Arçelik'te. Her haftaya ve her aya özel kampanyalarımızla ilgili 444-5990'dan ya da Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında bulunan mağazamızda çayınızı yudumlarken güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Komşu duysun, müştemmer kese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu Yeni Gün devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde yerel gündemde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, Ordu'da neler oluyor, neler konuşuluyor, bunlara bakacağız, haberleri sizlere aktaracağız. Yazılı basın aracılığıyla ve TV 52 Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri kaynak olarak ekranınıza getireceğiz değerli izleyicilerimiz. Haftaya nasıl başlıyoruz, nasıl haberler var, bunlar hep beraber bakacağız. Evet, özellikle siyaset cephesine bakmış olduğumuz zaman ciddi anlamda birçok adayları var değerli izleyicilerimiz. Her parti temsilcilerine adına baktığımızda oldukça yoğun bir adaylık dönemi var. Bunların bir bölümlerini de ekranlarımıza getiriyoruz. Sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Tabii aday adaylığı konusunda sevgili izleyicilerimiz hiçbir şey yok. Hiçbir problem yok.
Sadece bazı bir maddi bir yeterlilik var. Her partinin kendine göre belirlemiş olduğu bir rakam. İşte bir parti diyor ki şu kadar getiren herkes aday olabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşın doldurması gerekiyor. İşte şu kadar para getiren de bu parti aday olabilir. Herkes kendi siyasi tercihine göre, kimliğine göre sevgili izleyicilerimiz. Kimileri de bu adaylık sürecini, aday olamayacağını bilmiş olduğu halde daha ileride işte bakın ben bu partiden işte adayıydım diye bir kart olarak, bir kimlik kartı olarak da değerlendirilebiliyor sevgili izleyicilerimiz. Tabii ki herkes bundan faydalanmak istiyor. Aslında bir de olayın bir başka bakış açısı da var. Herhangi bir meslekten bir işe girmek istediğiniz zaman, gittikleriniz zaman size ilk önce eğitim sorulur. Hangi okuldan mezunsun? Nereden mezunsun? İşin durumuna göre, efendime söyleyeyim, mezun olmuş olduğun okul, üniversite, yüksek lisansın var mı? İngilizcen var mı? İş tecrüben var mı diye sorarlar ki çok çok önemli. Efendime söyleyeyim, bunun yanında sınav, şu sınava girmen lazımdı dedi. Sınavı geçersin, üniversiteyi okursun ve peşinden bir de mülakata girersin. Anlamsız bir mülakata girersin sevgili izleyicilerim. O mülakatı da geçersen ne oluyor? Ondan sonra o işe alınabiliyorsun. Tabii ki burada liyakatsızlık da çok çok önemli. Kimin tanıdığı, nereden, şundan, bundan, onun partisinden, bunun partisinden kimin tanıdığı, işte daha önceden hiç tasvip etmemiş olduğumuz liyakatsızlığın içerisinde onun tarikatı, bunun cemaati, bunu birçok örneklere rastlardık sevgili izleyicilerim. Ama işe girebilmek için sevgili izleyenler bu kadar kriter aranırken milletvekili olabilmek için hiçbir kriter aranmıyorsun. Yani ne üniversiten soruluyor, ne eğitimin soruluyor. Efendime söyleyeyim, sınava girmene gerek yok. İş tecrübesi olmasına gerek yok. Mülakata gerek yok sevgili izleyenler. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, herkes milletvekili olabiliyor. Sadece o parti içerisinde bulunan etkili organların, etkili kişilerin sizi aday göstermesi yeterli. Siz mesela hiç alakasızsınız herhangi bir konuyla ilgili. Orada birisi diyor ki sizi işaret ediyor. Bu diyor benim adaylarımdan bir tanesidir diyor. Direkt olarak oraya aday olarak görünebiliyorsunuz. Maalesef burada bir ironi var tabii ki, değil mi? Herhangi bir işe girmek için o kadar sınavlar, mülakatlardan geçirken milletvekili gibi önemli bir görev sevgili izleyenler. Atıyorum milletvekilini yapıyorsunuz, ömür boyu o milletvekili kartını kullanabiliyorsunuz. Ömür boyu onun maaşından, imkanlarından her anlamda her türlü kullanabiliyorsunuz. Aday adaylarından benim de şöyle bir ricam var. Eğer aklınızda ya işte milletvekili olursam hayatım garanti olur. Efendim mesela milletvekili olursam işler, ihaleler, rantlar ekonomik olarak bana faydası olur gibi bir düşünce içerisinde olanlar varsa sevgili izleyicilerimiz. Efendime söyleyeyim, geleceğim işte şuydu buydu, birçok şeyler bana kapılar açılır düşüncesi varsa lütfen yani aday olmayın, o işi yapmayın. Çünkü o işe layık değilsinizdir. Gerçekten sadece bu memleket sevdası ateşiyle yananlar, bu memlekete hizmet etmek isteyenler lütfen sadece bu adaylıkları yapsınlar. Ve milletvekili olsunlar. Seçilirken de bu şekilde. Eğer milletvekili olurken olmadan ki ekonomik durumunuzla olduktan sonraki ekonomik durumunuz arasında uçurumlar varsa, gerçekten oradan ciddi anlamda bir şekillerde işte ekonomik katkılar sağlandıysanız yazık. Gerçekten bu anlamda böylesine kritik dönemler içerisinde kendinizi düşünme lüksüne ihtiyaç yok. Kendinizden önce parti, partinizden önce eğer ülke çıkarlarını düşünmüyorsanız, önce kendi çıkarınız, sonra partinizin çıkarı, sonra da ülke çıkarları gibi bir sıralamanız varsa siz bu işe layık değilsinizdir anlamı taşıyor. Önce ülke, önce bu topraklar, kendini hiç düşünmeyeceksin. Sonra kendi partinin çıkarlarına, sonra eğer sırası gelirse kendin için, yani kendi için de tabii ki bir şeyler yapmayacaksın ama nedir? Sen kendini ondan sonra düşüneceksin. Milletvekili olduktan sonra eşini, akrabalığını, dostunu eğer işe koymak için böyle bir fırsat olmuş olursa, efendime söyleyeyim, farklı farklı hizmettense farklı şeyler düşünüyorsanız, mesela
halkın bir sorunu, bir problemi vardır. O sorunu dile getirmekten çekiniyorsan, o sorunu dile getirmiyorsan, o sorun için sorunun yanında çözmek için durmayıp da işte efendime söyleyeyim güçlü iradenin yanında duruyorsan eğer, bu gerçekten halkın aramış olduğu, halkın istemiş olduğu bir milletvekili değil. Milletin vekili olacak olmayı kafasına koymuş olanlar lütfen aday olsunlar ve partilerde adaylarını gösterirken o şekilde yaparlardır diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten milletvekili olup da kendisini sadece seçimlerde gördüğümüz, daha sonra hiç haberimiz olmadığı, Ankara'da arada sırada birilerinin görmüş olduğu vekiller istemiyoruz. Etkili vekiller istiyoruz. Ordunun sorunu nedir? Bölgenin sorunu nedir? Fındık mıdır? Fındık konusunda kavga edecek, mücadele edecek, halkın yanında olacak olan, halkla beraber o mücadelenin içerisinde olacak olan vekiller istiyoruz. Halkın vekillerine bu memleketin, bu ülkenin ihtiyacı var. Evet, bunları da bir serzeniş olarak, bir gözlem olarak dile getirdikten sonra arka ekranımızı tekrar öne çıkartalım Aykut. Görmüş olduğunuz gibi şehrimizin görüntüsü, orada havalar nasıl diye merak eden arkadaşlar varsa görüyorsunuz. Sabah saatlerinde hava sanki daha kötüydü ama şimdi biraz daha iyi gibi. Sabah baktığımız zaman havaya her an yağmur gelebilir riski vardı. Kapalı bir hava vardı ama şu anda nispeten daha iyi bir hava olduğunu görüyorum, düşünüyorum. İşte güzel şehrimiz sevgili izleyicilerimiz, yerel gündeme başlarken de bu görüntüleri sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Gelen mesajlar var Kanişenlere. Yeni bir pazartesi günü günaydın. Güzel orduma uzaklardan sevgiler ve saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Memleket Ordu 52, Samsun Spor'un kaderi inşallah Ordu Spor gibi olmaz. İnşallah bir an önce toplanır ve birinci lige tekrar çıkar diyor. Komşu Samsun sevgili izleyicilerimiz inşallah. İnşallah Ankara Gücü gibi o takımlar da kendilerini toplarlar. Erol Gebeş, günaydın, hayırlı yayınlar. Allah Türk milletine politikasız, savaşsız ve şehitsiz bir hayat nasip etsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Eyüp Kaya, kandiliniz mübarek olsun, orada selam olsun demiş. Eyüp Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Recep Özer, günaydın, hayırlı mutlu günler. Gününüz aydın olsun ve Berat kandiliniz kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Recep Özel'e sevgili izleyicilerimiz. Ömür Odabaşı, günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ömür ablama çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum kendilerine. Hepinize değerli izleyicilerimiz. Evet, gelen mesajlarınızı bu şekilde sizlere aktarıyorum. Sizlerle birlikte mesajlarınızı paylaştıktan sonra yerel gündemde neler var bunlara bakacağız. Aykut, ilk olarak Yeni Dönem Gazetesi ile başlayalım. Yeni Dönem Gazetesi'nin ilk sayfa haberine bakalım. Ordu organ bağışına soğuk şeklinde bir yorumu var, bir haberi var Yeni Dönem Gazetesi'nin. Son yıllarda diyalize giren hastaların hızla arttığı Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen hastaların ancak üçte birinin organlarının bağışlandığı ortaya çıktı. Ordu Sağlık Müdürlüğü'nde edinilen istatistiki bilgilere göre Ordu'da 2011 yılında 11 beyin ölümü gerçekleşirken sadece bir hastanın organlarının bağışlanırken günümüze kadar değişen bir durum gözlenmemiş. 2017 yılında 28 beyin ölümü gerçekleşirken 8 hastanın organları bağışlanmış. 2018 Ocak-Nisan döneminde ise 8 beyin ölümüne karşılık 4 organ bağışı yapılmış sevgili izleyenler. Bu durumda 2017-2018 arasında 16 ayda 36 beyin ölümü gerçekleşirken sadece 12'sinin organları bağışlanmış sevgili izleyicilerimiz. Bu konu gerçekten çok önemli, çok hassasiyetle üzerine durulması gereken, herkese anlatılması gereken durumlardan bir tanesi. Biz organ bağışı derken hep kendimizi öldüğünü ve organlarımızın birilerine tanımadığımız kişilere bağışlandığını düşünüyoruz. Olayın bir de tam tersi var sevgili izleyicilerimiz. Allah göstermesin, hasta olduğumuzu, yakınlarımıza, çeliğimiz, çocuğumuz, eşimizin hasta olduğu ve organ bağışına ihtiyacımız olduğunu düşünelim. Ve herkes sizin gibi düşünüyorsa sevgili izleyenler, kimse organ bağışına bulunmuyorsa maalesef ki sizin o hastanız veya da siz iyileşme şansına sahip olamıyorsunuz. Bu anlamda tersine empati yapmak lazım. Organa ihtiyacınız var ve organı bulamıyorsunuz.
Bu şekilde yüzlerce insan organ nakli için sırada bekliyor sevgili izleyicilerimiz. O yüzden sadece beyin ölümü gerçekleştiğinde organ nakli yapılabiliyor. Bu türlü hastalarda ailelerin bu kararlı, bu cesur, bu erdemli, bu onurlu davranışı göstermeleri gerekiyor. Ben aileme de bu ekranlarda da defalarca söylemişim. Eğer öyle bir ölümüm gerçekleşirse ben organ bağışı yapıyorum. Benim organlarımı bağışlansın. Bu da kayıt olarak kendilerine sunulabilir bir vasiyet olarak bunu ben de söylüyorum sevgili izleyenler. Bu anlamda çok çok önemli. Dini açıdan ele almış olduğumuz zaman da bu konuyla ilgili onlarca açıklamalar var sevgili izleyenler. Organ bağışı konusunda diye hiçbir sakıncası olmadığı konusunda. Ki bir insan yaşatmanın yüce dinimiz açısından buna vesile olmanın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu kadar değerli bir konu, değerli bir konudan bahsediyoruz. Üzerine hassasiyetle durmamız gerekiyor. Lütfen eğer organ bağışı konusunda çok sert tutumunuz varsa bunu lütfen bir kez daha gözden geçirin. Acaba hatalı mı düşünüyorum, çok ters mi düşünüyorum? Organ nakli konusunda hayır kesinlikle olmaz diye düşünüyorsanız sizin ve en yakınınızda olan birisinin organ nakline ihtiyacı olduğunu, organa ihtiyacı olduğunu düşünün. Evet, böyle bir empati yaparak belki fikirlerimiz değişir demiyorum ama en azından farklı bir pencereden bakıp belki değişik bir bakış açısı getirebiliriz. Devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Bugün Berat Kandil biliyorsunuz programımızın başında Berat Kandil'imizi kutladık. Tüm İslam alemine hayırlı olsun açıklamalarımızı yaptık. Bu konuda gelen mesajları da aktardık. Ve Ordu Valisi Settar Yavuz bu akşam idrak edilecek olan Berat Kandil dolayısıyla bir mesaj yayınlamış. Bakın mesajında yapılan yazı açıklamada bu gecenin ümitlerin tazelenmesi açısından bir fırsat olduğu görüşüne yer verilmiş ve Berat Kandil'in tebriki şu şekilde yapıyor. 3 ayların manevi havası içinde idrak ettiğimiz kutsal gecelerden biri olan Berat Kandil'ini kutluyor, tebrik ediyor sevgili izleyenim. Aynı şekilde yine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekindaş Berat Kandil dolayısıyla mesaj yayınlandı. Mesajında Kandil gecelerinin toplumun manevi değerlerinin arttığını, birlik ve beraberliğin pekiştiği geceler olduğuna dem vuruyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, gazetenin diğer haberlerine bakacağız. Yeşil Yol'da yaylalar birleşiyormuş. Ordu Yeşil Yol güzergahı üzerine yer alan Aybasta Yaylası ve Korgan Tepealan Yaylaları arasındaki 21 kilometrelik bağlantı yolunun beton yol yapılması için çalışmalar başlatılmış. Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları artık birbirine yeşil yolla bağlanacak. Bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda eleştiriler, tartışmalar da gelmişti. Yollar yapıldığı zaman bakalım durum nasıl olacak. 25 Haziran sabahı güneş bütün güzelliğiyle yeniden doğacak diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, inşallah hep beraber el ve güç birliği içerisinde 24 Haziran akşamı onları göndereceğiz. Bu ülkede 25 Haziran sabahı güneş bütün güzelliğiyle yeniden doğacak dedi. CHP Ordu İl Başkanlığı partilerinin de bir araya gelen Torun, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini öne sürmüş sevgili izleyenler. Seyit Torun yapmış olduğu açıklamalar bizim de ikinci sıra haberimizde, gündemimizde yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Ve Seyit Torun yapmış olduğu açıklamalar içerisinde bir kahvaltı programı, basınla yapmış olduğu bir kahvaltı programı, burada yapmış olduğu açıklamalar ve çevre yolu ve şehir hastanesi konusunda da konuşmuş. Bakalım neler söylemiş değerli izleyicilerimiz. İkinci sıra haberimiz, izliyoruz. Hastanesi şehir efsanesine dönüştü. Çeşitli temaslarda bulunmak ve Cumhuriyet Halk Partililerle buluşmak adına memleketi Ordu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Altınordu ilçesinde bulunan Tesk Otel'de düzenlenen kahvaltı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Torun'un gündeminde Ordu Çevre Yolu ve Şehir Hastanesi projeleri vardı. Yapacak bir şeyleri olmadığı için palavra atıyorlar. Şehir hastanesi şehir efsanesine dönüştü. Sonuçta biz sürekli sorular sorduk. Dedik ki yani daha planlamadan geçmemiş, daha projesi yok, hala kaynağı belli değil, hala yeriyle ilgili problemler var. Ama bir şehir hastanesi lafı gidiyor.
Ben 2 yıldan beri dinliyorum bunu. Soru soruyorum. Diyorum ki bana projeyi bir sunun. Hadi yeriyle ilgili fizibiliteyi, hani çıkardığınız planlamayla ilgili, ama ortada sadece yapacağız, edeceğiz, yaptık ettik. Belge sunun diyoruz, belge sunan yok. Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da organize sanayi bölgesi için yapılan kamulaştırma bedellerinin halen vatandaşlara ödenmediğini ifade etti. Şimdi organize sanayi bölgesi, yani kamulaştırdınız, insanların parasını ödemiyorsunuz, mülkiyetinin değerini ödeyemiyorsunuz. Yani insanlar malını aldınız elinden, ben buraya organize sanayi yapacağım dediniz, eyvallah, çok da olumlu bir şey, destekliyoruz da. Peki oradaki insanları niye mağdur ediyorsunuz? Oradaki insanlar da o paraya güvenerek kendilerine göre bir yatırım yaptılar veya bir hesap yaptılar. Ödeyemiyorlar. Torun 2014 yılından bu yana Ordu çevre yolu için defalarca takvim verildiğini, ancak projenin halen yılan hikayesine döndüğünü belirtti. Çevre yolu 2014'ten yana, bu yana arkadaşlar kaç kere takvim verdiler? Bitti bitiyor az sonra. Hani televizyonda bir sonraki yayın için az sonra az sonra denir ya. Çevre yolu da yılan hikayesine döndü. Yok efendim tünelde göçük varmış, şu yokmuş, bu yokmuş. Ya arkadaşlar, bugünün teknolojisi artık o kadar gelişti ki bu tür sorunları çözmek işten bile değil. Gerçeği söylesinler. Kaynak bitti, havuz bitti, para yok. Parayı ödeyemediğimiz için de bu yatırımlar gerçekleşmiyor. Başlayanlar devam etmiyor, bitirilemiyor. Bunu söyleyin. Gerçeği halkla paylaşın. Niye saklıyorsunuz ki? Ordu için önemli olan iki büyük projede kaynak bittiğini ifade eden Torun, sözü 24 Haziran seçimlerine getirdi. O yüzden temel sorun, bu iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor. Artık dışarıdan kaynak da bulamıyor. Bütün kamu kaynaklarını sattılar. Bütün bu ülkenin elindeki değerleri sattılar. En son şeker fabrikalarına gözü diktiler. Yarın artık nereleri satarlar bilemiyorum ama halkı 24 Haziran'dan sonra artık onlara daha satmalar için izin vermeyecek ve iktidardan gönderecek ve halkın iktidarını, gerçekten sorunları çözecek ve bu bütün bu problemleri çözecek, halkın iktidarını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirecek. Evet, Seyit Torun'un yapmış olduğu açıklamalar sevgili izleyicimiz. Ve tekrar gazetemize dönüyoruz. Gazetenin ilk sayfalarına bakalım. Yeni Dönem gazetesiyle devam ediyorduk. Bir kez hatırlatalım. Evet, Ordu Batı Karadeniz'e başkanlık edecek diyor. Ordu Batı Karadeniz'e başkanlık edecek. Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası Özdeş Genel Merkezi Batı Karadeniz Bölge Başkanlığı Ordu'ya getirmesine karar vermiş sevgili izleyicilerimiz. Sendikanın başkanlığından bahsediyoruz. Evet. Adayından veda toplantısı, AK Parti milletvekili adayı olmak için dün itibariyle Fatsa Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Anlayan bugün bir basın toplantısıyla Fatsa'nın görsel ve yazılı basına sevgili izleyicimiz bilgilerini paylaşmış. Evet, Rusya ve Japonya'ya havuz balığı ihracatı. Perşembe ilçesinde kafeslerde üretilen somon ve benekli alabalık yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da artık yoğun talep görüyor. Maalesef ki sevgili izleyicimiz, yani tabii bu olayın güzel tarafı. Yani Karadeniz'e balığı bitirdik neredeyse. Balık kalmadı. Balıkları artık kafeslerde yetiştiriyoruz. İşte bakın, bu yetiştirilen buradaki somon balıkları yurt dışına, Rusya ve Japonya'ya ihracatı yapılıyor. Perşembeden bahsediyoruz. Balığın merkezi diyoruz. Balığın en taze olmuş olduğu bölgelerimizden bir tanesi, ama bu yıl maalesef ki Karadeniz oldukça verimsiz bir balık sezonu geçirdi. Umarım ki önümüzdeki sezon çok çok daha iyi olur, ama bu şekilde Karadeniz'de bilinçli ve bilgili bir şekilde avcılıkla yapılması gerekiyor. İşte bu havuzlar hemen kışla diye adlandırmış olduğumuz Çeşmeönü, hemen o bölgelerde sevgili izleyenler, kışla balıkçı barınağında yeni yapılanmasıyla oldukça güzel oldu. Hatta çeliğinizle, çocuğunuzla, eşinizle gidip gezebilecek olduğunuz kadar güzel bir yer haline geldi. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada turizm adına Perşembe'de yatırımlar, ciddi anlamda beklemiş olduğumuz yatırımların çok çok ötesinde diye serzeniş ve eleştirilerimizi de yapıyoruz. Bunu da hatırlatalım. Evet, Fas'ta trafik kazası. 10 yaralı varmış sevgili izleyenler. Hani çoğu programımızda söyledim ya, araba kullanmasını bilmiyor muyuz diye. Ve ama en azından iyi biliyoruz aslında, ama trafik kurallarına pek fazla riayet etmiyoruz. Bakın, her gün gerçekten bir facianın eşiğinden dönülüyor. Onlarca yaralıdan bahsediyoruz.
Her gün Türkiye'de onlarca trafik kazası, maddi hasar, yaralılar, yani ölümlü kazalar da oluyor. Bu anlamda çok çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Trafik kurallarına lütfen riayet edelim. Evet, 5. sıra haberimiz. Fatsa'da meydana gelen trafik kazası haberi. Bakalım nasıl bir kazaymış, nasıl olmuş, nasıl gerçekleşmiş, detaylarına bakalım. Bu haberimizi izliyoruz. 5. sıra haberimiz Aykut. Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. CE yönetimindeki 55SC068 plakalı otomobille RP idaresindeki 52EL197 plakalı otomobil Salihli Mahallesi Kargucak Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçta bulunanlar yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden RP ile EE'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir aracın kamerasınca kaydedildi. Evet. Yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz sevgili izleyenler. İşte iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen, Fatsa'da meydana gelen bir trafik kazası. Ordu Olay Gazetesi ile devam edelim. Aykut, programımıza kalmış olduğumuz yerden. Evet, fındıkta %20 kayıp varmış. İşte bizler için aslında önemli konu. Şu dönemler içerisinde fındığa konsantre olmamız lazım. Seçim öyle bir baskın bir gündem ki bizim ekmek olarak nitelendirmiş olduğumuz fındık gündemimizi bile neredeyse geride bırakıyor ki bu dönem içerisinde partilerden de şunları bekliyoruz. Seçim söylemleri içerisinde fındıkla ilgili lütfen ciddi, yapıcı, akıllı fındık projelerinin, fındıkla ilgili planlamaların ne olduklarını bizlere anlatsınlar, halka anlatsınlar. Bu anlamda bizler için de çok çok değerlidir. Evet, Korgan Ziraat Odası Başkanı Emir Çelemoğlu, Korgan'da fındık bahçelerinin aşırı soğuk ve kırığı sebebiyle %20 oranında zarar gördüğünü açıklamış değerli izleyicilerimiz. Evet, kırığı fındığa girmiş, fındıktaki son durum hakkında bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Emin Çelemoğlu, biz ekip olarak fındık bahçelerini gezdik, yerinde inceledik, gördük ki fındıkta zarar var. Nisan'ın son haftasında Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağmıştı. Bizim bölgemizde ise kar görmedi, ancak kırav oldu. Bu kırağı ve soğuk havanın etkisiyle fındıkla zarar oluştu. Özellikle dere yataklarındaki fındık bahçelerinde hasar var. Fındık dalına dokunulduğunda kelebek gibi fındıklar yere dökülüyor. Aynı zarar cevize de var diyoruz sevgili izleyenler. Ve genel olarak İklimin iyi gittiği ifade edilen Çelemoğlu, yarın ne olur bilinmez. Ancak bana göre asıl sorun fındığın fiyatı. Fındık fiyatının 14-15 lira olması lazım. Bu fındık fiyatının bu fiyatın altında olduğu sürece üretici mağdur olur. Şimdi bize fındık dallarının gençleştirilmesi gerektiğini söyleniyor. Bundan önce çiftçinin gençleştirilmesi gerekiyor. Çiftçinin gençleştirilmesi gerekiyor. Onun için de üreticinin emeğinin karşılığını alması şart diyor. Evet, burası çok çok önemli. Üreticinin emeğinin karşılığını alması. Hepimiz şunu soralım sevgili izleyenler. Hangi siyasi kanada mensupsak veyahut da hangi, nasıl düşünüyorsak sevgili izleyicimiz. Özellikle siyasetçilerimiz, politikacılarımız, milletvekillerimiz de şunları düşünsünler. Çiftçi gerçekten, Karadeniz'deki çiftçi emeğinin karşılığını alıyor mu? Bu sorunun cevabını verilmesi gerekiyor. Fındık işçisi emeğinin karşılığını alıyor mu? Şu anki fiyat. İşte Temo 10 liradan fındık alıyor. 12 liradan fındık satmaya kalkıyor. Fındık satacağını söylüyor. Herkes düşünsün. Gerçekten serbest piyasada 8,5-9 lira artık neyse. Fındık çiftçisinin emeğinin karşılığını alıyor mu? Emeğinin karşılığı ne kadardır? Yani içinizde 10 lira yeter diyenler var mı? Veyahut da işte 14-15 lira. İşte bu anlamda sevgili izleyicimiz, gerçekten fındık
çiftçisinin emeğinin karşılığını alıyor diyebilmek için fındık fiyatının 14-15 lira bandı, hatta 15 liradan daha da fazla olması gerekiyor sevgili izleyicimiz. Fındıkta fındık üreticisi haricinde herkes para kazanıyor. Herkes cukkayı doldurdu. Herkes cebini doldurdu. Bir tek sevgili izleyicilerimiz bu konuda para kazanamayan fındık üreticisi, çiftçisi. Evet. Umarım ki fındık üreticisi hak etmiş olduğu değeri layıkıyla çok çok fazlasıyla alır. Evet, Yeni Ordu Spor spor lideri boyun büktü. Kendi sahasından Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yeni Ordu Spor kendi sahasında lider Dörce Gençler Birliği'ne 3-1 yenilmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, Havaş'ın bir uygulaması ve tepki çekmesi sevgili izleyenler. Samsun Ordu seferleri iptal edilmiş bakın. Samsun Havalimanı'ndan Ordu'ya yolcu taşıyan Havaş zarar gerekçesiyle bazı seferlerini durdurmuş. Havaş'ın bu uygulamasına tepki gösteren ordular şu şekilde konuşmuş. Samsun Havalimanı'ndan Ordu'ya düzenli Havaş servisi varken şimdi Havaş bizi Fas'a kadar getiriyor. Fas'a'dan tekrar minibüslere binip Ordu'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Bu olay hepimizi üzdü. Ordu'ya gelmek isteyen Samsun Havalimanı'nı kullananlar, insanlar perişanlık yaşıyor. Bu olayla bu olay Ordu'ya zarar verecek diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve zarar veriyor. Zarar açıklamasıyla beraber Havaş sadece Fatsa'ya kadar getiriyormuş. Bunu ben de yeni duydum. Evet, Perşembe'nin üst geçit tepkisi sevgili izleyicilerimiz. Ki haklı bir tepki Perşembeliler ortaya koydular. Önce haberi aktaralım. Geçtiğimiz gün karşıdan karşıya geçerken trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren Perşembe Atatürk Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Dilan Nazlı Topal'ın ölümü tüm Perşembe yasa boğdu. Genç çocuğumuza bize Allah rahmet eylesin diyoruz. Acılı ailesine sabır diliyoruz. Perşembe yasa boğan ilçenin içinde bulunan ve hiç kullanılmayan üst geçide CHP ilçe başkanı Faruk Piroğlu ile Orçev başkanı Gül Ersan'dan tepki gelmiş sevgili izleyenler. Perşembe'de bir üst geçit var. Balıkhanenin hemen yanında sevgili izleyenler. Hemen ayağı altından ise insanlar karşıdan karşıya geçiyorlar. Perşembe'de içinde bulmuş olan o demir yığını, o çirkin üst geçit yıllardır kullanılmıyor. Kim, hangi kurum, neden yaptı? Herkes topu birbirinin üzerine yapıyor. Belediye diyor, bizim muhtemiz olan bir şey değil diyor. İşte efendime söyleyeyim, karayollarına söylüyor. Orası farklı sevgili izleyicimiz. Ama devletin zarara uğratmış olan üst geçitlerden bahsediyor. İnanın ben Perşembe'li olarak söylüyorum. Hiç kimse geçmiyor. Perşembe'de bulunan o üst geçit demir yığınından hiç başka bir şey değil. En azından faydalı bir yerde kullanılsın. Perşembe'nin hemen girişinde, lisenin olmuş olduğu yerde, karşıdan karşıya geçerken geçen gün bir kızımız, çocuğumuz sevgili izleyenler araba çarptı ve trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 12-13 yaşından bir genç kızımız. O metal yığını, o üst geçit oradan alınıp en azından lisenin karşısına koysun. Liseye koysun bir faydası olur sevgili izleyenler. Perşembeliler işte bu konuda serzeniş içerisindeler. Bu konudaki şikayetlerini dile getiriyorlar. O üst geçidin oradan alınıp öbür tarafa taşınması, lisenin oraya taşınması konusunda sevgili izleyenler. Bakın bu konuda CHP ilçe başkanı Faruk Piroğlu ve Orçev başkanı Gül Ersan da tepkilerini dile getirmişler. Haber yapmışlar. Perşembe'nin üst geçit tepkisi. Sessiz kalabilirsiniz sevgili izleyenler. Sessiz kalınabilir bu konuda. Hiç kimse bir şey söylemiyor olabilir. Ama karşıdan karşıya geçerken aracın çarpmış olduğu çocuk kendi çocuğumuz olduğunu düşündüğümüzde olayın durumu değişir. Olay farklılaşır. Sadece bir haber değil, başka birisinin çocuğu değil, bizim çocuğumuz da olabilirdi. Orada bir üst geçit, o saçma sapan oradaki üst geçit orada değil de farklı bir yerde olmuş olsaydı belki de bu kaza önlenebilir. Birçok senaryolar üretilebilirdi. Ama şu bir gerçek, tek gerçekçilik şu. Perşembe'de bulunan üst geçit çirkinlikten başka hiçbir şey değil, hiçbir işe yaramıyor. Hiç kimse o üst geçiti kullanmıyor. Ben Perşembe'liyim, doğma büyüme Perşembe'liyiz. Ailem orada, kardeşim, annem, akrabalarım hepsi orada.
Ve o üst geçidin altında insana karşıdan karşıya geçiyor. Kullanılmayan bir üst geçit var. En azından masraf edilmiş, oraya yapılmış, devletin yapmış olduğu bu masraf hiç olmasın bir işe yarasın. Lisenin oraya koyulsun. Devlet de der ki biz önlemimizi aldık, biz oraya üst geçit koyduk. Evet, bu konuda bir şikayet, bir serzeniş var sevgili izleyenler. Orada Olay Gazetesi'nin bu ilk sayfa haberleri içerisinde yer alıyor. Evet, AK Parti'de aday adayı sayısı 52'ye çıkmış. Burada bir iki tane isimler bahsedilmiş. Hani haksız rekabet olmasın diye o isimleri söylemiyorum sevgili izleyenler. Ama 52 tane AK Parti'den aday adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, diğer partilerden sevgili izleyicilerimiz daha aday, İYİ Parti'den adaylar daha sayıları ortada yok. Yani onları söylemiyoruz. Herhalde orada 6 tane milletvekili çıkacak. 6 tane milletvekili adaylığı için 100'ün üzerine aday adaylığı girişimi vardır diye düşünüyorum bütün partilerden. Hani aday adaylığı enflasyon dedik ya, aslında iyi iş. Bir milletvekili yani maya çalması gibi, Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi. Ya tutarsa, ya aday olursan, ya milletvekili olursan ömür boyu hayat garanti. Bütün bir hepimizin kafasında, düşüncesinde bu var sevgili izleyenler. Oh ne güzel, Ankara'dasın, maaşı iyi, statüsü iyi, havası iyi ama milletvekilliği gerçekten çok zor, çok güç bir iş. Çok güç bir iş olması lazım. Asıl amaç orada hayatı garanti altına almak değil, asıl amaç halka hizmet. Eğer halka hizmet etmeyeceksen, sermayeye ve gücün yanında olacaksan, o zaman yapmak istediğin bu işle ilgili kafanda soru işaretleri olsun. Bu işi layığıyla yapamayacağını düşünmen gerekir. O yüzden sevgili izleyicimiz, milletvekilliği işi ciddi anlamda güç ve sorumluluk isteyen bir iştir. Evet, bu konuyla ilgili de haberimiz var. 24 Haziran adayları ile ilgili 7. sıra haberimiz var. Bu haberimizi de izledikten sonra tekrar gündemimize döneceğiz. Ordu İstanbul siyasetinde aktif rol oynamak istiyor. Ordulu nüfusunun yoğun olduğu İstanbul'da orduda önemli isimler 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylıklarını açıkladılar. Ordu Dernekler Federasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Federasyon Başkanı Celalettin Dervişoğlu aday adaylarını ağırladı. Ben çıkmış oldukları bu kutlu yolda memleketimiz adına, ülkemiz adına hayırlı görevler yapmalarını temenni ediyorum. Hepsinin yolları açık olsun. Ordumuz ve milletimiz adına hayırlı hizmetler yapmanızı talep ediyorum. Hepinize hayırlı günler dilerim. Akit TV'de program yapımcısı olarak görev yapan Ordu Ufaslı Fatma Çakır kendini tanıttı ve her zaman vatanına milletine aşık bir kadın olduğunu ifade etti. Evet, ben Fatma Çakır, Ordu Ufaslı doğumluyum. 33 yaşındayım. Kısaca dilerseniz kendimi tanıtayım sizlere. Bununla birlikte Akit TV'de Mutfakta Hayat isimli bir programın hem hazırlayıcısı hem sunucusuyum. 2 yıldır medya alanında görev yapmaktayım. Bir evim, bir finans kurumu, aynı zamanda konut edinilme yöntemi olan bir şirket. Bu ticari şirkette de aynı zamanda kurumsal iletişimde görev almaktayım. Çakır, ordunun adından da anlaşılacağı gibi güçlü olduğunu, bu gücü İstanbul'da da göstereceklerini söyledi, aday adaylığını açıkladı. ANAKAD, Anadolu Kadınları Derneği, kurucu başkanlığını yapmaktayım. 3 evladım var, 15, 14 ve 9 yaşında olmak üzere. Bir anneyim ve her zaman vatanına, milletine aşık bir kadınım. TV'deki ekranlarında yayınlanan Adalet Terazisi program yapımcısı Avukat Ali Çelik de İstanbul 3. bölgeden aday adaylığını açıkladı. Değerli abilerimiz, hemşerilerimiz, arkadaşlarımıza ve bugünkü aday başvurusunda da bize yine hepsi oradaydı, yalnız bırakmayan basınımızın çok değerli temsilcilerine ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de bugün İstanbul 3. bölgeden AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundum. Her şeyden önce bu başvurumuzun hem bana hem ordulara hem de partimize hayırlı olmasını ben diliyorum. Burada bizim bir misyonumuz var. Misyonumuz tabii ki her şeyden önce partiye odaklı, ülke ve millet siyasetine odaklı. Genelde bakış açımız buyken özelde de ordulara karşı yükümlülüklerimiz ve misyonumuz var.
Biz de burada Ordu Denekler Federasyonu çatısı altındayız. Çelik, ordulara karşı da bir sorumluluklarının olduğunu söyleyerek talip oldukları görevi layıkıyla yerine getirebileceğini sözlerine ekledi. Gelen ve buralarda yetişen birileriyiz. Buranın sorunlarını, birlik beraberlik için yapılması gerekeni ve siyaseten hasbelkader bir görev verilirse üzerimize nelerin düştüğünü biliyoruz. Hem özelde ordu hem genelde ülke ve millet adına yapılacak çok şey var. Bizler de burada göreve talip olduk. İnşallah bu göreve talip olma karşılığını bulup tekrarla görev verilsin ya da verilmesin. Amacımız ve yolumuz bellidir. Gerçekten beklentiler çok fazla. Bunun farkındayız. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Destek ve katkılarınızdan dolayı başta sevgili başkanım olmak üzere sizin şahsınızdan federasyonumuzda yanımızda olan tüm dost, hemşeri ve arkadaşlarımıza ve yine tekrarla basınımızın değerli temsilcilerine ben çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine televizyonumuzun ilgiyle takip edilen Zamansız Yağmurlar programı yapımcısı Mehmet Gücüklüoğlu da AK Parti'den İstanbul için aday adaylığını açıklayanlardan. Çok teşekkür ediyorum. Bugün çıkmış olduğumuz İstanbul AK Parti 2. Bölge 27. dönem milletvekilliği aday adaylığından bizleri yalnız bırakmadınız. Bizleri orada garip bırakmadınız. O yüzden hepinize şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Başkanımızın da ifade ettiği gibi bizler partimizin bizlere biçmiş olduğu kefeni giyip artık sahaya inme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bu noktada ben biraz daha farkındalık yaratarak engelli statüsünde bir adayım. O yüzden hepinizin bu noktada desteğine, duasına ve yönlendirmesine ihtiyacımız var. Bu noktadan hareketle hepinize şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Engelli statüsünde bir aday adayı olarak sahada olacağını söyleyen Gücüklüoğlu, 27. dönemde İstanbul'da orduların sesinin daha gür çıcağı temennisinde bulundu. Gür sesinin dinlenildiği, dikkate alındığı ve ordumuzun takibiyle birlikte bu işin güzel sonuçlarla neticelenmesini niyaz ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, gazetede Ordu'da 52 tane AK Parti adayı oldu ama haberimizde ki durum tamamen farklı sevgili izleyenler. İstanbul'da Ordulu olup milletvekili adaylığına soyunan arkadaşlarımız hepsine başarılar diliyoruz. Tabii Ordu'da nerede baksanız 500 bin ile 700 bin arasında sevgili izleyicimiz Ordu'da yaşıyor. Ve Ordu'da hemşehrilerimizi temsilen ordunun daha güçlü olması açısından oradaki adaylıklar ve oradaki milletvekili olmaları bizler için de, şehrimiz için de, hepimiz için de oldukça önemlidir. Evet, tabii ki çok önemli bir görev, çok önemli bir sorumluluk. Olaya farklı bir boyuttan da ben bakıyorum. Adaylığı konusunda sevgili izleyicilerimiz bu görevi layığıyla yapabilecek olanlara Allah bu görevi nasip etsin sevgili izleyenler. Eğer kim bu işi, bu hizmet görevini layığıyla yapacaksa o görevi Allah kendisine nasip etsin. Yoksa yükselirim, rant, ihale, sermaye bu gibi düşünce ve kavramlar kafamızda, geleceği kurtarım bu gibi düşünce ve kavramlar kafamızda varsa, bu mantık bilinçaltımızda bir taraftayken farklı bahanelere sığınıp da eğer adaylığından soyunuyorsak umarım ki o kişiler olamaz sevgili izleyenler. Kim hizmet edecekse, en fazla hizmet edecekse o olur. Tabii ki adayları konusunda da partilerin gösterecek olduğu isimler konusunda da oldukça önemli yarışlar gelecek. Havalar nasıl? Bir kez daha bakalım. Bu arada gelen mesajlarınız var. Bunları da paylaşacağım sevgili izleyenler. Güngör Durkut, günaydın, hayırlı günler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Güngör kardeşimize. İmdat Topçu, merhaba Ümit Bey, Berat Kandiliniz kutlu olsun. Cennet vatan, güzel orduya saygı ve selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Güngör Durkut, hayırlı kandiller demiş. Ayhan Yılmaz, hayırlı olsun diyor. Nihat Alkan, sevgili izleyenler, Perşembe ilçemizden ordumuza günaydınlar. İlçemizde Karadeniz fıkrası gibi hiçbir şekilde kullanılmayan demir yığının üst geçidinin kaldırılarak faydalı bir bölgeye taşınmasını istiyoruz. İyi çalışmalar. Biraz önce de aynı konuya ben de değinmiştim. Nihat,
Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğunuz destek mesajından dolayı. Evet, havalara da baktığımız zaman sanki deniz biraz daha mavileşti. Görüş açısı biraz daha açıldı ve sanki bulutlar yerini mavi gökyüzüne bıraktı gibi. Sevgili izleyenler, programımızın ilk dakikalarında kapalı bir hava mevcutken şu anda gayet iyi. Evet, diğer haberlerimizi de sizlere aktaracağım. Sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Hani hep enerjiden bahsederiz ya. İşte deriz ki Ordu dereleriyle ünlüdür. Akan su her suya HES yapma projesi var. Ve bütün Karadeniz'de Rize'sinden tutuna, Trabzon'una kadar, Giresun'a, Ordu'ya kadar HES'ler neredeyse başımızın belası oldu sevgili izleyicilerimiz. Getirisini götürürse arasında ciddi anlamda farklar var ve verimlilik açısından baktığımda çok çok düşük. Bir HES bir köy elektriğini üretecek kadar neredeyse enerji üretiyor. Diyoruz ki doğayı, çevreyi bozmadan enerji kaynakları var. Efendim Almanya Türkiye'nin görmüş olduğu güneşin belki de onda biri kadar güneş enerjisine sahip sevgili izleyenler. Güneşe sahip. Yani Türkiye günde diyelim ki 2 saat güneş görüyorsa Almanya'nın görmüş olduğu güneş 20 dakika 30 dakika. Ama bunun yanında Almanya güneşten enerji etme konusunda Türkiye'nin belki de 50 kat fazlası. Enerjisinin çoğunu sevgili izleyenler güneş enerjisi yoluyla elde ediyor. Ki çevreye, doğaya zarar vermiyoruz. Bu anlamda bizler artık derelerimizi talan etmekten bırakıp bir an önce yüzyıla yakışır yöntemler kullanmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Güneş enerjisi olabilir. Rüzgar enerjisi olabilir. Bakın rüzgar gülleri sevgili izleyenler. İşte şimdi sizlere Aybasta'ya götüreceğim. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Artık HES'ler yerine rüzgar enerjilerini artık konuşma vakti geldi. 6. sıra haberimizi izliyoruz. Ordu'nun Aybastı ile Tokat'ın Reşadiye ilçeleri arasından Bozçalıbaşı ile Kızkayası Yaylası arasında yapımı tamamlanan rüzgar türbinleri elektrik enerjisi üretmeye başladı. Ordu ve Tokat yaylalarında esen rüzgarları enerjiye dönüştürmesi çalışmaları kapsamında 2015 yılı Haziran ayında başlayan ve 2016 yılı Temmuz ayında tamamlanan rüzgar enerjisi üretim santralleri ve elektrik iletim tesisleri sayesinde çarklar enerjiye dönüşüyor. Deniz seviyesinden 1700 metre yüksekliğe kurulan 10 adet rüzgar türbini yılda 40 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yılda yaklaşık 100 kW elektrik üretmesi beklenen 113 metre kanat çapı ve 83.5 metre kule yüksekliğine sahip rüzgar türbinlerinin yılda 85 bin ton karbondioksit salınımı engellemesi sağlanmakta. Konuyla ilgili Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aybastı ilçesi Reşadiye sınırlarımızın ortak noktasında Borcalı Peridüzü ikisinin zirvesinde Zaferi Milli rüzgar gülleri, rüzgar enerjisi yaklaşık 2 yıl önce üretime geçti. Devam ediyor. 10 tane rüzgar türbini kuruldu. Bir 10 tane daha çalışmaya devam ediyor. Tabii bu doğal bir enerji, çevreyi kirletmeyen bir enerji. Kendi öz kaynaklarımızla yapılan bir sistem. Yani insan gurur duyuyor kendi memleketinde öyle güzel çalışmaların olması. Başkan Gündoğar rüzgar türbinlerinin yapılmasıyla birlikte Aybastı'nın farklı bölgelerinde deneme istasyonlarının kurulduğunu söyledi. Bölgemizde ve farklı bölgelerde de deneme istasyonları kuruldu. Yani ihaleye girip o bölgeyi alan ilgili firmalar tarafından deneme süreçleri başladı. İnşallah ben önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde farklı bölgelerde yeni rüzgar enerjisi anlamında yeni tesislerin, yeni rüzgar güllerinin kurulacağına inanıyorum. Bu bağlamda hükümetimiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, umarım HES'ler yerine rüzgar gülleri, rüzgar enerjisinden faydalanırız sevgili izleyicilerimiz. Evet, programımızın 3. bölümüne gireceğiz. Biraz sonra konuğumuz olacak. Reklam arası vereceğiz. Ama reklam arası vermeden önce Aykut Kemal Küpçü sevgili izleyenler 30 yıllık hayat hikayesi. Neler varmış 30 yıllık bu hayat hikayesinde onu izleyelim. Sonra reklamlar 3. bölümde sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım. 11. sıra haberi Aykut. Evet.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan ve kendi ifadesiyle Aybastı'nın tek seyyar ayakkabıcısı boyacısı olan Kemal Küpçü, engelli bir birey olmasına rağmen 30 yıldır mesleğini büyük bir hevesle yapmaya devam ediyor. Senede bu işi yapıyorum. Aybastı meşhur boyacısıyım. Kendim Kemal Küpçük. Aybastı Pahun boyacısıyım. Aybastı'da benden başka bir yerde boyacı yapan, hizmet yapan bir boyacı görmedim. Ya. Kendime adıma söylüyorum. Aybastı'nın insanlarına hep bir hizmet yapıyorum. Benden hiç kimse şikayet olmadı. Allah razı olsun. Allah hepsine razı olsun o insanlardan. Boya ve takımlarını sırtına alıp Aybastı'nın dört bir yanını dolaşan Kemal Küpçü, mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor. Engelli vatandaşım, çalışayım abi işte. Ben de engelli halimde bu halime yani dilemiyorum. Allah'ıma hamdü selam olsun. Bu insanlar da iş adamlarından, Aybastı'nın iş adamı zenginlerinden. Allah onların hepsine başımda eşlik etmesin. Allah onların hepsine acısı göstermesin. Engellerine rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmeyen Küpçü, Aybastılı iş adamlarından destek bekliyor. İnsanlar daha yardımcı olmak istediyse ben bunu istiyorum iş adamlarına. Aybastı'nın zengin insanlarına bunu istiyorum. Ve Aybastı'nın meşhur boyacısının karşı abi vatandaş yani ayakkabı istediği yere boyatıyor. Yani abi ki bir adam engelli koyuyor yani ele yedirmiyor. Buna yardımcı olarak yeni yok diyor. Bunun hangi insan olsun olsun işte mamur olsun işte imam arkadaş olsun işte şey olsun engelli yardımcı olacak yani engelli insanlara öbür tarafta boyatıyor. Abi ki bu adam engelli. Engelli, ben 24 saat mi engelli olduğum halde hizmet veriyorum bu insanlara. Allah razı olsun, hepsine razı olsun. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu yeni gün devam edecek. Türkiye yeniden seçime gidiyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılmasına karar verdi. Nefesler tutuldu. 24 Haziran'a kilitlendik. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erken alınmasından yana kullanacaktır. Türkiye'nin kararı ne olacak? En tarafsız, en güvenilir bilgileri ve çarpıcı yorumlarıyla seçimin nabzı TV52'de atacak. Seçim sonuçlarını en tarafsız, en reel ve en hızlı bir şekilde bu ekranlardan aktaracağız. Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Ve bunları göndereceğiz. İYİ Parti seçime girecek. Sandığa giden süreçte Türkiye'nin ve ordunun seçim ekranı TV52 olacak. Seçim 2018. İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evleri Rafine Yaşam Merkezi. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu olarak sektörde teknoloji, güven ve gelişime önem veriyoruz. Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli kapalı otoparkı, çocuk oyun parkı ile İstanbul Ümraniye'de Rafine Yaşam Merkezi inşa ediyoruz. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul Evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Telefon 0216 505 50 52, GSM 0532 244 49 71. İstiklal Mahallesi, Turkuaz Sokak, numara 3, Ümraniye, İstanbul. Bir hayalle başladı bizim öykümüz. Güvenden ve kaliteden taviz vermemek en büyük hedefimiz oldu. 1500 metrekarelik imalathanemizde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz ve başarımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Teknoloji ve deneyimi birleştirmek en önemli ilkemizdir. Çünkü bizim kaliteye attığımız imzadır. Hurdacı, hurdalar alırım, eskiler alırım, hurdacı. Evet.
Bu görüntüyü şimdi unutun. Çünkü gelişen teknolojiyle biz de kendimizi yeniledik ve teknolojiye ayak uydurduk. Artık sosyal medya hesaplarımız ve bir telefon kadar uzağınızdayız. Her türlü hurdayı Ordu Geri Dönüşüm olarak adresinizden en hızlı ve sorunsuz şekilde alımını yapıyoruz. Ayrıca doğal gaz dönüşümüne girmiş olan binaların eski kalorifer kazanlarını ve fabrika, depo, hangar gibi yerlerinizin sökümünü uzman ekibimizle ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Çöp sanıp atmayın, aile bütçenize katkı sağlayın. Ordu Hurda Geri Dönüşüm. Akın Orhan, adres ve iletişim 0544 947 9804 0542 573 0001. Merkez Atasanayi Sitesi 4. Blok. Şube Kayabaşı 4 Yol Ordu. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Elden taksit, kefilsiz senetsiz 36 aya varan taksit, peşin alışverişlerde iskonto, tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Sarıgöller Arçelik Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone marka cep telefonlarında uygun fiyat ve elden taksit imkanı Sarıgöller Arçelik'te. Her haftaya ve her aya özel kampanyalarımızla ilgili 444-5990'dan ya da Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında bulunan mağazamızda çayınızı yudumlarken güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Fatsa Bandır Restoran'da nefis serpme bandır kahvaltı, pideli köfte, menemen, ızgaralar, Karadeniz'in meşhur tereyağında kemik ilik suyuyla hazırlanmış bandır çorbalar, eşi benzeri olmayan paça çorbası, et haşlaması, bandıra bandıra yiyeceğiniz lezzetler Fatsa Bandır'da. Bandır telefon 423-7575. Adres Asfalt Caddesi 115 Bolaman Fatsa girişi. Beyaz, kimi için sevginin, kimi için mutluluğun, kimi için umudun simgesi. Peki, ya sizin için hangisi? Biz, beyaz denilince, geleceğinizin mutlu yarınları için atılmış bir temel görüyoruz ve yaşama bir beyaz şehir sayfası açıyoruz. Ordu'da beyaz denilince akla ilk gelen şey beyaz şehir konutları. Resmettiğimiz mutluluğu bizimle paylaşmak isteyenleri şehrimize bekliyoruz. Gelin bu yeni beyaz sayfada sizin de bir renginiz olsun. Alanlar inşaat, alan kazanır. Antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin. Bir ev inşa etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde evler, Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452
beldeevler.com.tr. Müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Örneği lütfen. 14. 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Emniyet müdürlüğünden arıyorum Eda Hanım. Şifre 14 15 11. 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11. Şifre 14 15 11. Teşekkürler Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Yerli ve milli ürünümüz artık Korgan'da. İşini bilen, aracını düşünen Türk Petrol'den alışveriş yapar. Türk Petrolleri, yol, köprü, iş ve aş demek. Türkiye Petrolleri'ne gelin, paranız ülkemizde kalsın. Gücünü kendi topraklarından alan kalite, hizmet, güven ve güç Türkiye Petrolleri'nde. Ayrıca A'dan Z'ye araç temizliği de Türk Petrol'de. Korgan'dan doğan güneş, Türk Petrol. Mertnak Petrol, Korgan. Telefon 0452-671-2115-05 533-495-2905-0542-803-9008 mertnak5270@gmail.com. İnşaat sektöründen son dakika sıcak bir haberimiz var sırada. Bezirganoğlu İnşaat ister yurt dışı ister yurt içi iki kişiyi tatile gönderiyor. Ve üstelik inşaat kalitesinden ödün vermeden, fiyatların üstüne koymadan her daire alana iki kişilik tatil bedava. İster kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzarasıyla Selimiye konaklarında, ister denize 50 metre, şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konaklarında, isterseniz bitmiş hale gelen Yeşil Vadi konutlarında, hangisini isterseniz alın. Hem tatil hem ev sahibi olmak. Bizden haber vermesi. Bezirganoğlu İnşaat. Love me.
Belvita. En mutlu gününüzde yanınızda. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544 640 52 17 Fatsa. Canik Dağları'nın zirvesinde yemek mi yemek istediniz? Güleç Izgara sizleri bekliyor. Dünyanın bir numarası Aybastı Perşembe Yaylası Menderes'lerini seyrederken aynı zevkle Güleç Izgara'dan istediğiniz türden et yiyin. Dört muhteşem ortaklı Güleç Izgara Aybastı Perşembe Yaylası'nda yaylanın kekikleriyle beslenen koyun, kuzu, dana etleriyle lezzetin her çeşitleri Güleç Izgara'da. Temiz hava temiz suyla, tadı damağınızda kalacak çeşitleriyle muhteşem doğal et. Ballı fındıklı fırın sütlacı, tadı damağınızda kalacak. Gece gündüz 24 saat hizmet eden tek adres, Aybastı Perşembe Yaylası Güleç Izgara. Anında hizmet, yeter ki siz adresi bulun. Güleç Izgara. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu yeni gün devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımızın son bölümünde, 3. bölümünde Ergün Şahin bizlerle birlikte. Ergün Şahin kendisi bir şair sevgili izleyicilerimiz. Ama asıl yapmış olduğu, evini ekmek götürmüş olduğu iş farklı. Kendisi bir ordulu, gurbette yaşayan bir inşaat işçisi. Ama duygularını kaleme almış, duygularını kitap haline getirmiş olan ve şiirleri de bastırmış olan bir şair arkadaşımız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aynı zamanda şöyle de sizi de tanıtmak istiyorum. Erdoğan ve Zülfiyani O Ses Türkiye'ye katılan ve gerçekten finallere kadar çıkan değerli arkadaşlarımız. Onun da kardeşisiniz değil mi? Evet kardeşim. Erdoğan abi de Erdoğan da buradan selam ve sevgilerimizi de gönderiyor. Aileden de belki böyle yani birisi işte ses konusunda şarkılar yazıyor, yorumluyorlar. Siz de böyle içinizde bir yerde böyle bir şairlik, evet, içimden gelen dile gibi dökme hikayesi, evet, var. Ben de öyle bir sevgi, merak vardı. Ben de bir hayaldi benim için belki. Evet. Ama bir hayalin gerçek olması insanları çok mutlu ediyor. Evet. Hayallerinizi gerçekleştirdim. Ne kadar güzel. Yani insanlar çoğu zaman gençken, çocukken bir hayalle başlarlar böyle. Zaman sonra hayal kırıklıkları, o hayaller artık çöp tehlikesine gider. Ve hayalimi gerçekleştirdim diyen birisini duymak gerçekten çok çok güzel. Gençlere ve herkese de örnek, evet, olması açısından da önemli aslında. Evet, ben buradan gideli aşağı yukarı bir 7-8 yıl oldu. Evet. İzmir'de yaşıyorum. Bir sevgi bir kenti gibi gözüküyor. Gerçekten de öyleler. İzmir. İzmir Dikili'deyim. Evet. Küçük bir ilçe ama çok şirin bir yer. Tatil belgesi, evet, bir yer. İşte orada başkanlarımız, herkes, esnaflarımız bizleri bağrına bastı. Her zaman da arkamda destek oldular. Çok teşekkür ediyorum buradan da onlara. Evet. Peki bu sizin şiir olan sevginiz yani çocukluktan beri var mı? Yok, vardı. Sonradan mı böyle? Yok. Tabii 1992'den beri yazdım. Askerde bile yazdım. Şiirim vardı. Onu bile bu kitaba koydum. Şiirler bile. Evet. Yani. Benim babaannem diye bir şiirim vardı. Onu babaannemi ben çok seviyordum. Evet. Yıllar önce bizi o büyüttü. Babam rahmetli cezaevindeyken. Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun. Amin. Onun öldüğünde ağlayarak yazmıştım ona bu şiiri. Evet. Çok tatlı bir babaannem vardı benim. Peki bir şey söyleyeceğim.
Herhangi bir eğitim aldınız mı bu konuyla ilgili? Bir eğitiminiz var mı? Yani şimdi şeyle ben... ilgili diyorum. Yani bu edebiyatla ilgili. Yok, hiçbir eğitimim yok. Evet. Tamamen içimden geleni doğal bir şekilde duygularımı oturduğum zaman da yazıyorum. Evet. Hiç böyle bir, zaten ilkokul mezunuyum. Böyle bir eğitim, bir kurs, bir okul, hiçbir şey görmedim. Evet. Ama yaşadıklarımla, eski günlerimi hatırladıkça içimdekileri hep sevgiyle böyle kitaba dönüştürdüm. Evet. Ya şimdi ne düşündüm biliyor musun? Ülkemizde birçok yetenekli insan var. Kimisi işte matematiğe çok, bilime çok yetenekli ama işte köyünde dışarı çıkamamış, eğitim almamış olan insan. Kimisi belki de öyle bir teknoloji anlamda öyle bir gelişmeler yapabilecek olan bir mühendis olabilirdi ki ama köyden dışarı çıkamamış. Siz işte edebiyatta belki de bu konuyla ilgili eğitim almış olsaydınız belki de çok çok farklı bir noktada da belki olabilir. Hani diyoruz ya, yani çocuklar böyle gençken böyle yönlerini bilip ona göre eğitim vermek ve o anlamda ilerlemesi ve çok çok güzel sonuçları olabilirdi. Ama siz bir inşaat işçisiyim diyorsunuz. İnşaat işçisi olarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Bir şiir kitabınızı da çıkardınız. Evet. Nedir kitabı? Şöyle de gösterelim kitabınızı da. Eski evet. Günler diye yazılı. Eski Günler başlıklı kitap Ergün Şahin. Özgeçmişi de arkada. Özgeçmişi de hemen okuyayım. 1972 Fatsa ilçesi Alaseher köyüne dünyaya geldi. İlk öğretimini Alaseher köyünde okudu. 1983'te mezun oldu. Dolaylı hastalığı nedeni eğitim hayatına devam edemedi. 86 yılında gurbet hayatı başladı diyor. Evli ve 3 kız babası, 2 de torun sahibi maşallah. Evet, teşekkür ederim. Yaşta genç olmasına rağmen. Evet, o duygular işte zaten. Torun torba sahibi bir birisi. Dedesiniz yani. Evet, dedeyim. Evet. Buradan onlara, torunlarıma ve kızlarıma, herkese, aileme sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Evet. Torunlar için de var mı? Şiirler yazdınız mı? Var, onlar da hepsi için hepsi var. Hepsi için kızım var. Kızım için de herkese, kızıma nasihat gibi. Evet. Bu bir gerçekten bir duygu, bir sevgi. İşte o mutlulukları da, bir de genç yaşta yaşamak çok güzel. Evet. İnsan biraz daha yaşlanınca torun hareketli oluyor, koşmak zor oluyor. Zor oldu abi. Evet. Şu anlama diyorsun, benim için diyorsunuz. Evet. Bu anlamda bir sorun, bir problem yok. Şu anda benim için bir sorun yok. Çünkü nasıl olsa onunla koşturabiliyorum. Rahatlıkla koşabiliyoruz. Evet. Evet. Peki biraz önce programa başlamadan önce bugün orada adım atar atmaz hani ne diye tabir ediyoruz? İlham geldi diye tabir ediyoruz. Evet. Ve yazmış olduğunuz bir şiir var Ordu ile evet, ilgili. Evet, bu sabah kalktığımda yazmıştım. Evet. Ordu diye yazdım ama umarım inşallah herkes de beğenir. Böyle aniden aklınıza geliyor, böyle bir ilham geliyor, hemen kağıdı kalem mi sarıyorsun? Yanımda oluyor zaten kağıdım kalemim. Her zaman söylenen yanımda. Bir sözü diyelim ki işte bir abim vardı benim. Hı. Ya öyle bir kızmış, sinirlenmişti ki. Evet. İşte kendisine buradan dedim, Faruk Sayın Mimar. Hocam ne oldu dedim. Ya Ergün dedi, insanlarda dedi ruh kalmamış, ruhu yok dedi. Evet. İşte ben de ruhu temiz insan diye burada bir kitabın içinde yine bir şiir yazdım o anda. Şiir, evet. Evet. Yani her söylenen söz... Her söylenen söz benim için bir ilham oluyor. Evet. Onu ilk başlık olarak alıyorum. Akşam eve vardığımda... repertuarımı alıyorum, yazmaya başlıyorum. Evet, ne güzel. Peki, sabah kalkar kalkmaz biz uykudayken evet. Neler yazdınız bir bakalım o zaman. Evet, şimdi başlayalım. Bahçelerde mor menekşeler açmış. Orduya da artık bahar gelmiş. Bahçelerde sakarca baş vermiş. Haydi orduya geri dönelim. Teleferiye binmeye biraz korkarım. Boztepe dedim mi, yürüme yaya giderim. Doğasını, denizini candan seyrederim. Ordunun derelerini söyler, dinlerim. Çisim çisim yağan yağmurları, çıkmış bahçede fındık tirmitleri. Melocan dikenleri, sürmüş sürgünleri. Haydi orduya geri dönelim. Fındık toplama zamanı geliyor. Harmanlara fındıklar çuvalda iniyor. Patoz gürül gürül kapçuk ayırıyor. Fındık ayında ordu çok güzel oluyor. Tarlada darı süt olmuş çıkmış. Fırınlar yakılmış, fosul zamanı gelmiş. Mısır ekmeğinden bir de öğmeç yapılmış. Haydi orduya geri dönelim. Fasulye, pancar, turşusu yapalım. Kabalak, galdiriyi hele unutmayalım. Taflanı dengeli dalından toplayalım.
Haydi orduya geri dönelim. Güzel orduyu gezip görmeye gidelim. Yaylasında, doğasında oksijen çekelim. Fidan Gör'de mehtap turu atalım. Haydi bizler de memlekete geri dönelim. Evet, güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu şehri şimdi ordulu olmayan birisinin anlaması da çok zor aslında. Evet, tabii ki zor. Yani çünkü bak içinde diyor ki posul diyor, gabalak diyor, övmek diyor. Övmeç. Övmeç. Kapçuk diyor. Fındık kapçuğunun ne olduğunu bilmezler birçok kişi. Evet. Değil mi? Yani Töngel'den bahsediyoruz, Gandirik'ten bu türlü yöresel şiir, yöresel diller ama oldukça da güzel ve sıcak bir evet, şiir. Dokunuş. Çünkü niye? Orada, orada dışında yaşayan yüz binlerce gurbetçimiz var. Onlarca memleket hasretleriyle yanıp tutuşuyorlar. Onlar i̇şte, hani böyle bir geri bir dönüş. Sesleniş gibi oldu biraz değil mi? Onlara sesleniş oldu biraz. Peki sizin var mı aklınızda, fikrinizde işte geri dönmek veyahut da tanıdıklarınızda var mı böyle bir? Şimdi şöyle, benimki biraz çok zor. Evet. Şimdi birinci kızım evlendi. Artık onların buraya dönme şansları yok. Evet. Tabii ki ben kendim bu memlekette büyüdüm. Evet. Tabii ki gezmeye, tur atmaya her zaman geleceğiz. Kendi ama, gurbetten ama orduya, köye bakış biraz daha farklı olur değil mi? Gurbete gittikten sonra o özlem artıyor. Özlem artıyor. İşte zaten bu özlemler bunu yaratıyor. Evet. Şiir nedir? Özlemdir, aşktır, evet, itirazdır. Yani her şeyine girer. Evet. Bunları yaşadığın zaman da zaten şiirler şiir olur. Peki siz bu şiirlerinizi yazarken ya ben bir gün şiir kitabımı çıkartacağım diye mi yazdınız? Yoksa yani öylesine duygularınızı kaleme aldınız ve daha sonra da böyle bir teşvikle mi geldi? Ben bunları böyle deftere bir sıralama yazmıştım. Evet. O zaman da 50-60 tane falan yazmıştım. Yazıyordum da yine de yazıyorum. Bir abi bana dedi ki ya dedi sen bunları bu kadar yaptın. Evet. Bunu bir kitaba dökelim biz dedi. Biz sana dedi, dedim benim bunu yapacak maddi gücüm yok. Ben dedim inşaatta çalışan birisiyim. Bu yüzden dedim bunu işte yapamam. Abi tabii ki Allah razı olsun. Bir teşvik ettiler. Sonunda bir baktım işte böyle bir hayalin gerçek olması beni de mutlu etti. Umarım güzel. Onlar sana destek verdiler. Tabii. Bu sayede sen de kitabını rahatlıkla basmış oldun yani. Basabildin. İyi ki de onlar da sana destek vermişler. Evet, söz verilmiş, teşvik ettiler. Nasıl ilgi gördün peki kitabın? Yani? Şimdi ne ilgi diyorsun? Görmek çok güzel bir şey. Bir de en azından ilgi görmeden ziyade geride işte memleketimize. Evet. Bir kalıcı bir eser bırakmış oluyorsun. Evet. Özdeşmişsin artık. Eski günler kitabı dediğin zaman da aldın her gün Şahin geliyor. Evet. Bu yıllar da geçse aynı şekilde kalıyor. Hiçbir kitabın şeyi bozulmuyor. Böyle bir eserle yaşatmak daha bence benim için daha gurur verici. Evet. Tabii yani hayatını tamamen edebiyata, şiire adamış olan insanlar var. Yazarlığa adamış olan insanlar var. Yani onların da çok değerli eserleri var, şiirlerini okuyoruz ama şimdi onları hadi diyelim ki işi bu şeklinde değerlendiriyoruz ama sizin yani bambaşka bir konu. Yani bir tarafta ya bu konuyla ilgili sınırlı eğitim almış, eğitim almamış ve öbür tarafta ise inşaat işçisi ve bir tarafta böyle edebiyatta şiir kitabı çıkartmış birisi. O açıdan baktığı zaman da çok ilginç geliyor aslında. Aslında şöyle ilginç değil. Bu bir yetenek meselesi. Allah'ın verdiği bir yetenek. Büyük ozanlarımız Aşık Veysel falan okuma mı yazması biliyordu? Onu söylemiyorum yani, zaten. Ya anlatmak istediğim zaten o değil. Zaten sen de bu duygusel olmasa, bu yetenek olmasa ne kadar eğitim alırsan al. Evet. İki kelime yan yana getiremedikten sonra hiçbir anlamı yok bunun. Onu söylemiyorum. Ama benim anlatmak istediğim buydu. Yani bu konuya çocukluktan beri meraklıdırsın. Evet. Bu konuyla ilgili eğitim olmuş olsaydı durum biraz daha farklılaşır. Olaya farklı bir pencereden bakar. Ama kim bilir de sadece bu işte uğraşıyor. Bu işte para kazanmaya çalışıyor. Senin ise bir hayalindi bu. Evet. Bu hayali gerçekleştirmiş oldun. Başta şu bir gerçek. Önce yaşadığın yeri seveceksin. Evet. İnsanları seveceksin. İçinde hiçbir kimseye kötülük gütmeyeceksin. Evet. İçindeki eğer birisinde bir kinin, bir şeyin varsa zaten o duygularla yaşadığın için onu yazma şansın yok. Evet. İçinde önce sevgi olacak. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Demin de bununla konuşmuştuk, söylemiştim zaten.
pozitif bir yanım var. Güler bir yanım evet. var böyle. İnan ki belki de bu kitap duygularını kağıda dökmek belki de senin için bir terapi. Yani uzmanlar da bundan şey yapıyor. Evet. Sen kendi kendini böyle, hani insan bazen daralır, bazen efendime söyleyeyim ne olur, gergin, stresli olmuş olduğu dönemler olur. İnsanlar bu gerginlikleri, stresini atmak için farklı farklı yollar bulabilirler. Ama sen bu stresini belki de şiir yazarak attın. Şiir yazarak attım, bir de gülerek. Değil mi? Gülerek. Gülmek çok güzel şey. Yani iki tane formül. Yani form çünkü beni hep sokakta yürürken bile çocuklar dahi görse gülerler. Değil mi? Evet. Niye esprili davranmamız geliyor? Ergün abi devamlı güleç, ben, pozitif bir yani evet, yönden bakalım. Yıllar önce benim kendi köyümde dururken iki tane kız çocuğu markette duruyordu. Evet. Bir gün bir espri olsun diye, bakın çocuklar size dedim, bir söz söyleyeceğim. Benim yüzüme bakacaksınız ama gülmeden duracaksınız. Size bir sakız dediğim zaman da zaten gerek kalmıyor, sakızı duyunca gülüyor. Öyle mi? Evet. Çocukları da bu şekilde yani gülmeye teşvik etmiş oluyordum. Evet. Yani bir türlü sakızımı çiğneyemediler. Değil mi? Çiğneyemediler. Muhakkak ki yani gülüyorlar. Güldüler, gülmek zorunda kalıyorlar. Yani gülmek zorunda kalıyorlar. Peki yani kitabınızda başka şiirlerden de örnek alabilir miyiz? Yani neler var kitabınızda? Şimdi eski günler zaten kitabımızın ismi. Evet. Şimdi artık bizim dönemimize internetler girdi. Eski günler hep unutuldu. Değil mi? Evet. Şimdi burada eski günlerden bize bir anı okuyalım. Zaten bu kitabın ismini de o yüzden koydum. Evet. Eskiden vardı eski günler. Nerede kaldı yaşayan efsaneler? Destan yazıp sokakta söyleyenler. Unutulduğu mazi oldu o güzel günler. Ağıtlar yakılır söylenir. Halk oyunlar oynar eğlenir. Şimdi türkü oldu bunlar söylenir. Ne güzel günlerdi o eski günler. Evet. Oyunları bir başka güzeldi. Dokuzdaş, ceviz kabuğu, seksekti. Şimdi yerini alan internettir. Yine de o eski günler güzeldi. Mektupta yazılırdı ilk güzel aşklar. Mutluluk, sevgi ilk onunla başlar. Şimdi aldı onun yerini telefonda mesajlar. Sen hep yaşarsın eski mektuplar. Unutmak mümkün değil eski günleri. Çelik çomak seksek oynardık. Birdir bir uzun eşek yağ satarım. Mazi oldular o eski oyunlar. Kış gelir kayılır kızaklar. Üstümüz başımız tam ıslanana kadar. Eve varınca yediğimiz dayaklar. Unutmak mümkün değil o eski günleri. Evet. Hepsi tükendi, mazi oldu. Kırıldı tüm dostlar, kayıp oldu. Bunlar bende hatıra kaldı. Severim ben o eski günleri. Acaba dayak yemeyenimiz var mı? Yoktur. Yani bir de bu buranın yaşam tarzını hep bu şeyleri de bunlardan alıyorsun. Temaları da bunlardan alıyorsun. Tabii. İşte zaten malzeme geride. Değil mi? Önümüzde yok. Evet. Birçok şimdi genç şair arkadaşlarımız var. Onlarla da konuşuyoruz mesela böyle. Onlar da programımızı aldıklarında kitaplarına baktığımızda şeyleri aşk onların da. Temaları aşk. Genç arkadaşlarımız tabii, tabii ki. Aşk da var bunun içinde. Onlar içine yoğunlaşmış. Evet. Ama seni daha fazla etkileyen sanki böyle işte Karadeniz'in, ordunun, köyünün yaşam tarzı, oraya evet, karşı olan özlem. İşte kitabın adı da bununla alakalı. Evet. Eski günler derken ben direkt olarak işte gurbete göçmüş olan bir hemşerimiz o eski çocukluk dönemindeki köy yaşantılarını bunlara evet, özlemle. Evet, o da var şimdi burada kendi adımızda. Şey. Evet, şiirlerinizden örnekler de okuyabiliriz program süresince bu şekilde de değerlendirebiliriz. Peki devamı gelecek mi bu bunlar yoksa yazdım yani şimdi. Hayalim bir tane şiir kitabı yok, yazdım benim için bitti gelecek mi? Gelecek. Devamı da gelecek. Evet. Bunun devamı da var. Bunun devamında daha güzelleri de var. İşte bak devamında orada şimdiki yazdığımız da girecek. Evet. Onlar bir sonraki kitaplarda. Tabii ki sonlarında. Çocuk kendimiz için ordunun kaç şimdi şiir var toplam? Bunda 106 tane şiirimiz var. Evet. Bunda bütün yaşanmışları yazdık.
Peki ilk şiir kitabı çıkaracağını söylediğinde çocukların, eşin ne dedi? Yani, şimdi onları... Hayır, hiç öyle bir şey demediler. Ne şiir kitabı mı dediler yoksa böyle... baba kesinlikle yapman lazım, olur şeklinde teşvik. Yok, çocuklarım bu konuda bana hiç şey yapmazlar. Ben mesela şimdi... şiir yazmaya deftere oturduğum zaman da onların hiç sesi çıkmaz. Çayımızı buraya koyarlar. Evet. Hiç konuşmazlar. Televizyon seyrederler. Ben yazdıktan sonra onları okurum. Bunlar da bunu seyir yaparlar. Evet. De kitap çıktıkları da tabii ki hepsi bir sevindi. Bizler bunları... Ne kadar güzel. Çok güzel bir şey. Yani duygu yani. Torun dedesini diyor ki ya işte evet, benim evet. dedim böyle şiir kitabı var. Mesela şimdi... Duygularınızdan, düşüncelerinizden sizi çıkartabilirler. Bazen insanlara böyle bir tekme vurulur biliyor musun? Evet. Yeri gelir. Vurulan bir tekme belki hayradır diye bir sözler vardı. Bir gün ben de aynen bir tekmeden yedim galiba ki. Öyle evet. bir şiir yazdım. Var mı böyle bir tekme olayınız? Var. Böyle bir kitabımızın içinde bir şiirimiz var. Bir şiirim var diyorsun. Evet ama çok güzel bir sözleriyle yazıldı. Tamam dinleyelim, şiir de dinleyelim. Şimdi bu tekme insanların belki bir gün benim hayrıma çıktı. İnsanların da hayrına çıkmasını isterim. İnşallah. Yaşamdan ümidini kesme. Fakirim diye kendini üzme. Kimseye boyun bükme. Kıçına vurulan tekme hayradır. Ne? Tam hayata darılır küsersin. Üzülürsün. Belki hiç söylemezsin. Sabırla olacak olayı beklersin. Kıçına vurulan tekme hayradır. Hayat aslında çok kısadır. Yaşamdan geri kalan anıdır. Hayal bir gün gerçek olandır. Evet. Kıçına vurulan tekme hayradır. Kızmakla sorunlar çözülmez. Gönül sevdasına küsülmez. Yürüdüğün yoldan geri dönülmez. Kıçına vurulan tekme hayradır. Uyuma, zaman tükeniyor. Halkım gülmek istiyor. Vurulan tekme seni uyandırıyor. Kıçına vurulan tekme hayradır. Evet. İşte böyle bir şimdi anlatımla geçti. Buradan aslında hepimizin bir mesaj çıkartması lazım. Evet. Biliyor musun bak şimdi. Birisinden dediği gibi bir darbe yedin. Veyahut da işte senin evet. anlatmış olduğun evet. gibi kıça tabii, vurulan tabii. bir tekmeden bahsediyoruz. Bunun sonucunda hırs duyup intikam almak da isteyebilirsin. O intikam alma duygusu seni saçma sapan şeylere götürüp sonu çok çok kötü olan durumlara da sokabilir. Ama bundan ders çıkartıp evet. ona teşekkür edebilecek kadar, onunla ilgili kaleme kağıda alabilecek kadar böyle bir şey yapmak da bu bambaşka bir olay. Yani düşün, iki tane insan profili var. Arkadaşından darbe yiyor. Birisi intikam peşine gidiyor. Ona zarar vermek için bütün varını yoğunu harcıyor. Belki de ona zarar veriyor. Belki sonu hapis oluyor belki de. Evet, zaten. Ama sense diyorsun ki bundan ben ders çıkartmıyorum. Hayradır diyor. Bundan bir hayır bulabilmek gerçekten erdemli bir karakterin özelliğidir. Evet. İntikam almak çok çok basit. Ama bunun tam tersinde bundan vardır bir hayır deyip evet. hikmet deyip de ders çıkartmak da oldukça önemli. Evet şimdi şöyle. Evet. Benim nazarımda diyelim ki burada birisi bana bir kötü söz veya kötülük yaptı. Evet. Benim felsefemde ona benim kötülük yapma gibi bir şansım yok. Evet. Onu bir yere getirsem de ona bir çorba ısmarlasam evet. diye düşünürüm. Zaten bir şey söylemeyeyim. Dünyadaki herkes senin bu bakış açına sahip olmuş olsa dünyada ne cinayetler olur ne savaşlar olur. Hiçbir şey olmaz. Zamanında İnsanlar barış içerisinde yaşarlar. Burada ordu köy hizmetlerinde müteahhitlere içme sularında çalışıyordum ben. Bütün evet. ordunun köylerini hepsini tek tek gezdim. Evet. Bir köyde biliyorsun bizim bahçeden geçememek için uğraşırlar. Bana kötü söz söyledi bir vatandaş. Kırılmadım vatandaşa ama hiçbir şey söylemedim. Arkamı döndüm gittim. Bir gün onu şu garajın karşısında lokantada yemek yerkenlik gördüm. Evet. Aynı lokantaya girdik. Ben çıkarkenlik onun yemek parasını ödedim çıktım. Öyle mi? Evet. Bakın yemek parasını ödedim çıktım. Aradan bir hafta gittim, köye geri gittim. Tekrar aynı bahçeden orayı bırakmıştım. Buradan geçeceğim dedim. Aynı adam bana, hayır buradan değil, buradan geçeceksin dedi. Yolumu açtı. Ben adama kötü küfür söyledim, kötü söz söyledim dedi. Adam bana yemek ısmarladı. Evet. Bu adama ancak selam durulur dedi. Evet.
Ya o da onun şeyini yapmıştır zaten. Yani kendi iç muhakemesini yapmıştır. Tabii ben ki. Adama bunu söylüyorum. Adam bana yemek ısmarlıyordu. Evet. Bu gerçekten yani önemli şeyler, güzel şeyler. Tabii keşke ki güzel herkes şeyler. Bunu yapabilse ama inan ki bunu yapabilmek bir beceri, karakterde insanın huyuyla suyla alakalı bir şey. Evet. Mesela mutlu çocuk. Evet. Bu kendi doğduğum köyümdeki. Şimdi zaten bunlar herhalde köylerde kalmamış. Ne hayvanlarımız, ne derelerimiz, ne işte atılan ilaçlar, doğamız tamamen bozma ama benim bu anım olarak mutlu çocuk diye kaldı. Evet. Bakın köyde biz kahvaltıyı nasıl yapardık. Evet. Ordu'nun şirin bir köyünde doğdum. Sere serpe hayvanlarla büyüdüm. Ben hep onlarla mutlu oldum. Bir köylü çocuğuyum ben. Şırıl şırıl çağlayan dereleri, mis gibi kokardı kır çiçekleri. Çamurlu yollarında yürümesi, ben o köyde büyüyen çocuğum. Sabahları horoz sesiyle uyanması, tavuğu kaldırıp taze yumurta alması. Tereyağında çıtır çıtır pişirip yemesi, bir başka olurdu köyde kahvaltın. Değil mi? Evet. Evet. Dün gibi aklımda okul yıllarım, siyah önlük asma çanta dikilir. Ayağımızda kara lastik moda giyilir. Bir başka güzeldi okul yıllarım. Çok mutlu geçti okul yıllarım. Sen bir başkasın canım öğretmenim. Okul arkadaşlarımın hepsini özledim. Hiç unutmadım okul yıllarımı. Yaşadığımın hepsi bir mazi oldu. Güzel günlerim geride kaldı. Bu yaşadıklarım sanki hayaldi. Anılarıyla yaşayan birisi oldum. Evet. Şu sözler köydeki yaşamın bittiğini, o andaki bakın ne kadar güzel tavuğu kaldırıyorsun, yumurtayı alıyorsun, sıcacık kırıp yiyorsun. Var mı şu anda öyle bir doğallığımız? Köylerde artık böyle bir olay maalesef ki işte yumurtayı da hayvan besleyen çiftçilerimiz, evet, artık köylerimiz çok az oldu. Ama dediğiniz gibi yani o eski günleri düşünüp de anımsamayan, evet, hatırlamayan, özlemeyen de çok bir çok bir özlem az tabii var. İçindeki, evet, benim bir sevgi özlem. Tabii bunun içinde aşkı de var. Evet. Aşka her daim yazılmış. Aşksız zaten kitap olmaz. Onunla ilgili bir tane varsa onu aktaralım. Onu da dinleyelim senden. Aşktan ilgili... Onu da dinleyebiliriz. Peki bu hani biraz önce dedin yani bu devam gelecek dedin. Projelerin, evet, gelecek, içerisinde neler var? Yine şiir kitapları aynı şekilde. Yok, romanım var şu anda bir öyle tane. Mi? Evet. Roman, onu tahmin edeyim. Konusu herhalde köyde geçiyordur. Yok. Öyle mi? Nasıl bir şey? Şimdi şu anda romanımızın ismini belli ettik biz. İsmini söylemeyelim. Yok, ismini söyleme ama şey diyorsun yani... Karakterler yazmaya falan başladın herhalde. Evet, karakterlerini koyduk, her şeyini. Ama bir gerçekten alıntı. Öyle mi? Daha da gelecek, devamı da gelecek. Ama şiirle roman bambaşkadır. Nasıl, var mı? Hangisi daha zor geldi? Roman daha da tabii ki zor. Daha zor değil mi? Yani romanda konuları detaylandırmak... Konuları, detayları alıştırmak, almak mümkün değil, zor oluyor. Bunda şeyini yapacağız diyorsun, baskısını yapacağız, evet, diyorsun. Evet. Bu filmlerde falan böyle şairler, işte roman yazarlar böyle işte adam kitap yazıyor. Kitap evi diyor ki işte tamam sen bu kitabı yazıyorsun, sana şu kadar paralar falan diyor. Böyle bir olaylar yok tabii ki gerçek dünyamızın içerisinde. O yok. Ancak yani çok üst düzeyde mesela böyle, tabii, milyonlar satman lazım ki herhalde öyle bir ekonomik, tabii canım, ekonomik seviyeye ulaşalım. Çünkü Türkiye'deki yazarlar herhalde şiir yazanlar, kitap yazanların, evet, %80'ın... geçim kaynağı farklı işler. Değil mi? Tabii ki farklı şeyler. Bunlar benimki aslında bir sevda. Evet. Bir duyguları dile getirmek. İşte onları ölümsüzleştirmek. Yaşatmak. Evet. Geride yani işte ben bunu yazıp bir deftere yazıp sandığa da atabilirdim. Kalabilirdi de orada. Birçoğumuz da bunu yapmıştır. O şekildedir. Birçoğumuz da bunu yapmıştır. Hayır, bunu yapmayı bırak. Yazmış olduğumuz şiirin, evet, birilerini okumaktan bile çekinmişizdir. Ben yani duygularımızın ortaya, tabii, çıkmasından ki, mı korkmuşuzdur? Hayır, evet, şimdi bu duyguları aşığım diye bir şiirim var burada. Evet. Onu bulacağım şimdi size. Neredeyse. Onu okuyalım. Sevdaya karşı da bizim bir şeyimiz vardır.
Zaten ne diyorum, her şeyden önce? Şiir yazmayan birisi işte aşk temalı bir şiir olmazsa olmaz zaten. Tabii tabii ki olmazsa kitabında o yoksa en büyük temalardan bir tanesi. Aramaz. Aşktır zaten. Yani aşktır. Aşk içinde ki yaşanan bir duygu yani. Peki evet. Bu aşığım diye yazmışım. Bu hani gerçek duygulardan almış olduğun, o yaşamış olduğun yoğunluktan mı kaynaklandı yoksa böyle sevda üzerine yazayım diye mi? Şimdi sevdasız şiir olmaz. Evet. Kitap olmaz bir kere. Şiir kitabında aşk olacak. Kim için yazdığını sorayım bu şiir? Şimdi kim için yazılmadı? Evet. Özel birisi için de değil ama şimdi zaten kişinin içinde okuduğun zaman da beni evet. Sevene aşığım. Evet. Yani işte kalbine, aşkına sahip çıkana aşığım. Önce yani o zaman bir şiiri dinleyelim. Ben ondan sonra bakalım. Yorumunu sen sorularını ondan sonra bana sor. Tamam, doğru söylüyorsun. Hani bakan gözlerin, kalbe inen yolların, İşte ben bakan kalp gözlerin, ben seven kalbe aşığım. Evet. Kalbe giden yolların benim, damarının içinde dolaşan kanınım. Bedenini ısıtmak için dolaşırım, ben ısıttığım bedene aşığım. Bedenini okşayan ellerine, tenimi koklayan burnuna, geceleri yastığımı ıslatana, ben beni sevene aşığım. Yürürken ardımdan gelene, aşkım deyip bana sarılana, sevdasını gönlüne siper edene, sevgisine sahip çıkana aşığım. Ardımdan ağlayan gözler, gelir diye yolunu bekler. Tatlı tatlı konuşan diller, beni konuşan dudaklara aşığım. Evet. Yani ne demek istediğinizi anladım. Ben beni sevene aşığım. Evet. Sözde. Biri zaten şöyle söylenir. Biri birini sevene aşıktır. Eğer onu sevmez ona aşık olamaz. Değil mi? Tabii ki. Evet. Eğer zaten bu karşılıksızsa bunun aşkla falan uzaktan bir yakından bir alakası, alakası olmayan bir şey. Alakası yani. Olmayan bir deyime giriyor. Evet. Şiirler yine devam edecek aynı şekilde. Peki Erdoğan daha büyüğünüz değil mi? Bizim ablamız var bir büyüğüm. Bir de abimiz vardı rahmetli, o öldü. Allah rahmet eylesin. Yani şeyle uğraştığı için soruyorum ben bunu. Sanatta o da aynı şekilde aileden peki, gelen bir şey diye soruyorum. O demiyor mu? Yani her gün işte beste yapacağız, edeceğiz, söz buna benzer destek istiyor mu sizden? Yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki olurum. Her zaman hazırım ben. Biz bir kardeşiz, bir aileyiz. Var mı peki böyle şiirinizde var mı? Yani var var, bayağı bir bestelerimiz var şu anda. Sözlerimiz yazıldı hazır. Hı. Ama şimdi ona bir zaman ayıracağız. Daha da güzellerini okuyacağız. Evet. Daha da güzeller olsun istiyorum. Evet, o da güzel. O da tabii ki bu anlamda sizden almış olduğu destek de önemli. Yani gerçekten yani çok zor işler bunlar. Yani bakıldığı zaman basit gibi görünüyor ama o kelimeleri yan yana getirmek, bir ahenk oluşturması, insanların zaten ilgisini çekmek ve bir konusunun olması, bunlar gerçekten çok zor. Repertuarın aldığı bir sözlü şarkımız var. Çok öyle güzel mi? Bir şarkısı var. İnşallah klibini de çekeceğiz onun. İnşallah. Elimizden geleni yapacağım. Evet. Ona bir destek olmak istiyorum. Amacımız bizim el ele verip sanatta, orduyu, ülkemizde daha güzel bir yerlere gelmek. Evet. Ailecek elinizden geleni bu konuyla ilgili yapıyorsunuz. Ordu'da işte Erdoğan'ı, Zülfe'yi birçok kişi tanıyor. Siz de aynı şekilde şiirleriyle beraber evet. Artık umarım ki farklı şeyler olur. Ki ama çok şeysin yani bu konuda da hani azimlisin de. Şimdi seviyorum sanatı. Evet. Zaten ruhu temiz insan diye burada bir şiir yazılı. Sanatkar olur, aşık olur. Bir insan önce ruhunu temizlediği zaman da her şey ortaya çıkıyor zaten. Evet. Ruh temizliği çok önemli hayatta. Evet. Peki destek aldı mı şeyden? Şiirleri, hayır, hiçbir kimseden. Kitabı oluştururken destek aldınız mı? Tabii ki aldım. Buradan Erhan Akgör abim var benim. Kalemlere, dizelere alıyor. Öyle kendisi mi? O bilgisayar ortamında yazıyor. Dedim ya şu kelimeleri, bunları değiştirme. Kendisine buradan selam söylüyorum. Eskişehir'de kendisi. Bunları yazarken çok destek oldu bana. Evet. Kendisi emekli bir müdürdü. Ne güzel. Tabii ki oradaki öğretmenlerimiz bize yardımcı oldu. İşte Dikili İzmir Kültür Müdürlükleri yardımcı oldu. Yani orada çok büyük bir destek. Peki kitabın Mehtap öğretmenim var. Peki kitabın orada basımında
Böyle hani şimdi sponsordu, ekonomik olarak destek olanlar var mı? Tabii yoksa ki. Sadece kendi çabalarınızla mı yaptınız? Yok, kendi çabalarımla hiçbir şey geçmedi. Dikili esnafları bana burada çok büyük büyük firmalar yardımcı oldu. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Gerçekten. Maliyeti ne kadar bir kitap çıkartmak mesela? Diyeyim ki bu kitabın bana maliyeti 3000 lirayı buldu. Maliyetlerinde. Yani şey toplam hepsi içeride mi oldu? Hepsi içinde bu şekilde. Hepsi bu şekilde. Şu halde bana geldi 1000 tanesi. 1000 tanesi 3000 lira. Ama bir ben önce hani tekme şiirini okuduk ya. Hayal bir gün gerçek olandı. Evet. Bu sözler gerçekten insanların içinde çıkan bir şey. Ve siz de teşvik etmiş, söylemiş olduğunuz gibi. Başka şiirleriniz varsa onlardan da örnekler verelim. Şimdi başka tabii ki var. Anne doğum günüm. Bu yılbaşı benim özel bir günüm. Ben doğum günümde doğdum. Tabii ki annem beni unuttu sandım. Ama meğer unutmamış. Bunu da... normalde yani programa telefonla hiç şey almadık, konuk almadık ama Erdoğan, Aykut eğer yayındaysa alabiliriz. Onun için bir farklılık yapabiliriz. Alalım mı yayına? Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Ümit'im, duyuyorum. Nasıl, iyisiniz inşallah? Hayırlı sabahlar olsun canım benim. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Ne güzel, Ergün'le beraberiz burada. Ergün Bey'le beraberiz. İşte bir tarafta şair, bir tarafta işte sanatçılar, söyleyenler, bir meselenin belli yere gelmiş olan sizler. Neler söyleyeceksiniz? Kardeşinizle beraber böyle ailecek, aileden gelen bir olay demek ki. Doğrudur. Babamız sanatsal konuda çok çok iyiydi. Kendisi zaten bağlama çalardı. Öyle mi? Kardeşimle de gurur duyuyorum. Yani ben şöyle gurur duyuyorum. Ben açık insanım. Kardeşim bir ilkokul mezunu olmasına rağmen düşüncelerini, duygularını dile getirip şiir kitabı çıkardığı için onu alnından öpüyorum. Evet. Onunla da gurur teşekkür duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çünkü böyle yaşantısını kaleme alan böyle değerli kardeşler, canlar olunca iş değişiyor tabii ki. Evet. Ben onunla gurur duyuyorum. O bizim gururumuz. Her zaman yanındayız. Onun da yapmış olduğu şiirlerinden de bestelerimiz var. Besteler yapacağız. Kendisi Dikili'de yaşıyor ama sonuçta memleket aşığı. Bizim gibi memleket aşığı. Kültür elçisi bizim gibi. Onunla gerçekten gurur duyuyoruz yani. Evet, ne kadar güzel. Yani o da muhakkak ki size gurur duyuyor. Siz de bu konuda gerçekten çok başarılı şeyleri imza attınız. Eski Günler diye o kitabı bizim için çok önemli. Çocukluğumuz bizim çok fakirlikle geçti Ümit Bey. Yani evet. Burada bazı şeyleri anlatıyoruz. İllaki gençlikte, çocuklukta insanın başından olaylar geçer. Ama biz babasız büyüdük. Yani babamızı biz kimimiz 16 yaşında tanıdık, kimimiz 18 yaşında tanıdık, kimimiz de beşikte bırakmış olduğu çocuğumuz bile ne bileyim 14 yaşında tanımış oldu rahmetli babamı. Allah mekanı cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Doyamadık. Niye doyamadık? Çabuk göçtü bu dünyadan. O yüzden de bütün bizelerimizi, bütün duygularımızı, düşüncelerimizi çocukluğumuzdan beri yaşamış olduğumuz bütün olayları kaleme aldığı için de kendisini alnından öpüyorum. Onunla da gurur duyuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Bülent. Hani duyabiliyor musun? Duyabildin mi? Duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler benden sana. Sağ ol canımın içi. Öpüyorum gözlerinden seni. Ben de sizden öpüyorum abi. Evet. Tamam. Ne güzel. Hayırlı yayınlar olsun. İyi midir? Gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel abi kardeş arasında böylesine güzel diyalogların olması. Evet, bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna da geldik. Son 2-3 dakika içerisinde evet. Nasıl değerlendirelim? Şiir varsa şiir de okuyabiliriz yoksa sohbet edebiliriz. Tabii ki bir tane de anne doğum günüm diye, anne benim doğum günüm diye bir şiir yazdım. Evet. Az önce onu konuşuyorduk. Yılbaşı doğum günümdü. Annem beni aramayı unuttu sandım ama evet. Meğerse unutmamış. Anneler, evlatlar. Asla unutmazmış da. Bunu, ama işte anneme buradan da sevgimi... Bunu da çocuklar hiç unutmasınlar. Evet. Doğum günüm. Aslında bu olayı şimdi şöyle açıklayalım. Tabii evet. Herkes anne babalarını çok sevmeli. Severler de. Ben de bu yıl başında kızımın, torunumun yanına gittik. Evet. Orada geçirelim diye.
Büyük kızım demiş ki anne demiş babamı da getir de babama sürpriz yapalım bir doğum günü hazırlayalım hem de. Evet ne güzel. Tam birinci ayın biri doğum günü benim ki. Annem zaten doğrulardı bunu yılbaşında doğdun diye. Yılbaşı evet. Annem beni her seferinde arardı. Ama bu yılbaşında beni unuttu. Ben de eve gelince ona küçük bir sesleniş sitem diyelim. Çok duygularımı ona öyle aktardım. Bakın anneye neler söylemişim. Evet dinleyelim. Anne doğum günüm biliyor musun? Bana masalımı anlatır mısın? İlk kucağına alır sıkı sararsın. Anne benim doğum günüm bugün. Yeni yılda beni aramadın. Annem beni unuttu sandım. Sevgimle seni ben de andım. Anne benim doğum günüm bugün. Sen annesin, hemen hatırlarsın. Büyüsek bile çocuk görürsün. Sevgini, şefkatini esirgemezsin. Anne benim doğum günüm bugün. Doğum günüm yılbaşı derdin. Canım annem doğruyu söylersin. Sevgini, şefkatini esirgemezsin. Anne benim doğum günüm bugün. Yıllar çok çabuk tükeniyor. Gözler yine anneyi arıyor. Kucağına yatıp uyumak istiyor. Anne benim doğum günüm bugün. Annem seni ben de anlıyorum. Torunlarını ben aynı görüyorum. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Anne doğum günüm benim bugün. Annem seni çok seviyorum. Senin masallarını dinliyorum. Sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun yavrum benim. Şimdi anneye böyle bir seslenişte bulundum. Tüm annelere buradan sevgi ve selam olsun. Mümkünse şu evlatlarının doğum günlerini unutmasınlar. Evet. Yoksa benim gibi sitem ederler. Unutmazlar. Bütün annelere... Yani şimdi buradan gerçekten... Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bunlar hayattaki en müstesna insanlar. Mukaddes insanlar. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her şey için. Buraya kadar bizi ağırladınız, misafir ettiniz. Bize yayında emeği geçen Akın Bey'e ben çok teşekkür ediyorum burada. Yayın ekiplerimize. Sevgiler, selamlar olsun diliyorum. Evet. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün programımızda Ergün Şahin bizlerle birlikteydi. Kendisi inşaat işçisi ama yazmış olduğu bir Eski Günler isimli şiir kitabını... Şimdi kitabı da gözünün önünde imzalayalım. Ne kadar güzel. Sana çok sevindim. Bugün çok güzel bir anının adına. Çok çok mutlu olurum. Kendisi de Eski Günler isimli şiir kitabı var. Şiirlerini derledi. Bugünün anısına. Evet. Ümit. Atabay. Evet. Ve sevgili izleyenler programımızı burada bizlerde nihayetlendireceğiz. İmza töreniyle kapatalım. Evet öyle yapalım. Bu arada gelen mesajlar var. Onlardan 2-3 tanesini aktaracağım. Evet. Ben Hayri Taş gününüz kandiliniz mübarek olsun demişler. Veli Eroğlu hayırlı günler, hayırlı kandiller demiş. Teşekkür ediyoruz. Süleyman Sizer İskenderoğlu kuzenim. Biraz önce gelen mesajlar bunlar. Günaydın tüm ordunun İslam aleminin Berat gecesini kutlar mübarek olsun. İyi yayınlar TV52'ye kucak dolusu selamlar demiş. Evet ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bu da kitabını da bu şekilde almış oluyorum sevgili izleyicilerimiz. Evet programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyenler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could.
Az tuzlu Murat Bey Burgun'un sunduğu Yeni Gün sona erdi.